Herkese hayırlı akşamlar. Bizi takip eden kıymetli izleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Umarım hep birlikte güzel ve keyifli bir program izleriz. Ben Süleyman Güder, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesiyim. İlmi Etikler Derneği'nde Siyaset Çalışmalar Merkezi Direktörlüğü görevini yürütüyorum. Bugün Arayışlar Dönemi Türk Düşüncesi üzerine konuşmalar kapsamında gerçekleştirilen seminerlerin beşincisini yapacağız. Ahmet Köroğlu Hoca'yla İslam Düşüncesinin Teşekkürü bağlamında Türk Düşüncesinde Bir Arayış olarak tercümeler konusunu konuşacağız. Şöyle önceki programları çok kısa bir şekilde hatırlarsak, ilk programı Halil İbrahim Üçer hocamızın moderatörlüğünde Türkiye'de İslami düşünce geleneği ile Tahsin Görgün hocamız yaptı. İkinci konuşmayı Kamuran Gökdağ moderatörlüğünde Türk Düşüncesinde İstikamet Arayışı başlıklı Vahdettin Işık hocamız bir konuşma yaptı. Üçüncü konuşmamızı yine Mahmut Hakkı Akkan hocamızın moderatörlüğünde Çağdaş Türk Düşüncesinin Temel Meseleleri, Dönemlendirme ve Tasdifi başlıklı Lütfü Sunan hocanın konuşmasını dinledik. Son olarak Arife Gümüş hocamızın moderatörlüğünde Çağdaş Dönemde Türkiye'de Düşüncenin Seyri başlıklı Necdet Subaşı hocamızın konuşmasını dinlemiş olduk. Bugün Ahmet Köroğlu hocayı dinleyeceğiz. Ahmet hocayı dinlemeden önce çok kısa bir şekilde adettendir kendisini ben size takdim edeyim. Ahmet Köroğlu lisans eğitimini 2009 yılında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden bitirdi. Yüksek lisansını 1990'lı yıllarda Türkiye'de Siyasal Liberalizm başlıklı teziyle tamamladı İstanbul Üniversitesi'nden. Yine aynı üniversiteden doktorayı yaptı. Türkiye'de İslamcı söylemin oluşumunda tercümelerin etkisi 1960-90 başlıklı bir tez hazırlamış oldu. Köroğlu 2015-2020 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler'de araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Ahmet Hoca ile aynı bölümdeyiz. 2 yıl süreyle Kolombiya Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulundu Ahmet Köroğlu. Ve 2021 itibariyle de yine aynı bölümde doktor öğretim üyesi olarak göreve başlamış oldu. Ahmet Hoca, Türkiye siyaseti, siyasi düşünceler, entelektüel tarih ve İslamcılık düşüncesi üzerine çalışmalarını yürütüyor. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleyman Hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne güzel takdim ettiniz. Ağzınıza evet. Sağlık. Estağfurullah. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün Türk Düşüncesinde Bir Arayış olarak tercümeleri konuşacağız dedik. Daha özelde de 20. yüzyılda Türkiye'de İslamcı düşüncenin oluşumunda tercümelerin etkisini, yeni bir söylem oluşturmada bu tercümelerin nasıl etkileri olduğunu ve ne tür gündemleri belirlediği gibi konular üzerine duracağız, konuşacağız Ahmet Hoca ile birlikte. Tabii Ahmet Hoca uzunca yıllardır bu meselelere kafa yoruyor ve işin doğrusu henüz dumanı üstünde sayılır bir tez yazdı kendisi. Ve özellikle de İslam dünyasında yapılan tercümelerin Türk İslam düşüncesine etkisini ve belli üst başlıklar üzerinde inceleyen bir çalışma olmuş oldu. Umarım kitabı da en kısa süre içerisinde hani kendisinden dinler ve bu mesele etrafında konuşmuş oluruz. Ahmet Hocam şöyle yapalım isterseniz müsaadeniz olursa. Bundan sonraki kısımlara da bir zemin teşkil etmesi açısından öncelikle şuradan başlamak istiyorum ben soruya. Çalışmanızdan da görebildiğim kadarıyla siz tercüme meselesini düşünce yapıcı ve oluşturucu bir etmen olarak ele alıyorsunuz. Biz yani sizden bunu biraz açmanızı rica edeceğim. Özellikle hani tercümeler nedir? Tercümelerin düşünce dünyası ile düşünce oluşturmada ne gibi etkileri alakası vardır? Bunları açarak konuşmanıza başlamanızı rica edeceğim. Buyurun hocam. Eyvallah. Tekrar teşekkür ediyorum. İLEM'e de teşekkür ediyorum. Çok güzel bir dizi seminer başlattılar. Yani bu beşincisi, sonuncusu oluyor. Birbiriyle bağlantılı ve benim direkt çalıştığım konularla da alakalı bir konu olmuş oldu. İnşallah bundan öncekileri de seyredenler istifade etmiştir. Bugün de anlattıklarımızdan sevgili dinleyiciler, katılımcılar istifade ederler. Şimdi tabii bu tercüme meselesi önemli. Haliyle benim hani
çalıştığım hani tez başlığında da tercüme vardı. Ben de bugün aslında bir Türk düşüncesinde arayışlar olarak hani tercümeleri anlatacağım. Ondan dolayı bu tercüme meselesini açıklamak lazım. Şimdi tabii tercüme konusu farklı disiplinlerde ele alınabiliyor, alınabilir. Daha çok dil bilimsel olarak zaten incelenen bir şey. Ama ben haliyle birazcık çalışma alanları gereği yaptığım bu çalışma ve buna benzer çalışmalardan hareketle ben tercüme meselesini biraz daha dil bilimsel olarak değil de daha kültürel bir obje olarak, bir olgu olarak bakıyorum. Yani kültür arası tercüme, ilişki, düşünce dünyası arasındaki ilişkiler, şey tercümelerin buradaki roller üzerine durmuş oluyorum. Peki tercüme meselesi artık 20. yüzyılda birazcık bu postkolonyal çalışmalarla beraber bayağı bir bu noktaya kaydı yani. Biraz daha kültürel bir unsur, kültür arası etkileşimdeki gücü, düşüncenin aktarımı, bilginin otoritesi üzerinden tartışılan bir mesele olduğu için artık tercümeler konusunu sadece yani ayrı bir zaten disiplin olarak var mütercim, tercümanlık, tercüme çalışmaları gibi ama bunun dışında işte kültürel çalışmalar gibi düşünce, entelektüel düşünce tarihlerinde çokça değinilen bir konu. Böyle bir yönü var. Ondan dolayı ben de tercümeler aslında söylerken biraz burada kültür arası etkileşim bir aracı, fikirlerin düşüncelerin kültür arası, bölgeler arası, coğrafyalar arası nakledilmesi üzerine duruyorum. Bunlar daha tabii kümülatif bir nakil olarak düşünebiliriz. Bunlar da tabii niçin daha çok ihtiyaç duyuyor? Kültürler, düşünceler, medeniyetler arasındaki taşıyıcılık, işte yenilik fikri, yeni şeyler öğrenme, mevcut değişmeyip farklı olanı bilme. Sadece tabii mevcut olan üstüne koyma değil, belki bir eksiklik varsa o eksikliğin giderilmesi, yani geri kalınan eksik olduğu düşünen bir mevzunun tamamlanması noktasına da mesela tercümeler bu anlamda ihtiyaç duyulan farklı düşüncelerden, kültürlerden bilgi intikal de gerek duyulan bir şey. Ben birazcık tercümelere böyle anlamlar yüklüyorum. Krizleri aşma bu anlamda önemli ki tarih boyunca biraz tercümeler bu yönüyle krizleri aşmak için de şey yapılmıştır ve baktığımızda tüm bu kavramlar, olgular aslında tercümeleri benim anladığım konuşum şekliyle kültürün oluşumunda ve gelişiminde önemli rol yükleyen bir araca, bir kavrama dönüştürmüş oluyor. Belki kısaca böyle açıklayabilirim tercümeden ne anladığımı, nasıl kullandığımı söylemek için. De yani hani çalışmanızda da hani konuşmanızda da çok az değindiniz ama anladığım kadarıyla hani tercümeler tarih boyunca düşünce etkileşimleri ve gelişimleri açısından ve düşünceye katkısı açısından hep olumlu ve iyi karşılanmış olarak gözüküyor. Bu anlamda hep önemli anlamlar atfedilmiş gibi tercümelere. Ne dersiniz hocam? Yanılıyor muyum? Aslında ben biraz evet olumlu taraflarını sanki hep şey yapmış oldum, daha sivrilmiş anlatmış oldum. Normalde dil bilimsel olarak da işte İtalyanların biraz literatüre kazandığı işte mütercim haindir yani her tercüme sorunludur, her mütercim haindir şeklinde böyle daha dil bilimsel, daha teknik, terminolojik tercüme kelimesinin disiplin içinde böyle olumsuz anlamları vardır. Onun dışında tabii ben işte kültürlerin oluşumu, yenilenmesi, rönesansı, yeni şeyler öğrenme, eksiğin giderilmesi gibi hep böyle olumlu çağrışma yapan şeylerden bahsettiğim için belki size de haliyle böyle şey oluşmuş olabilir. Yani tercümeler hep iyi bir şey galiba. Bütün kültürel medeniyetler tercüme süreçten girdikten sonra her zaman olumlu ve pozitif çıktıları olan bir şey gibi algılanabilir. Aslında böyle değil. Çok ciddi ve tartışılan tercümelerle ilgili o kültür arası etkileşimde karşılaşan ciddi problemlerden de bahsedebiliriz. Nitekim literatürde bununla ilgili çok sayıda tartışma aslında var. Yani tercümeler yoluyla kültürün etkileşimleri sonucu ortaya çıkan problemlere değinen. Bu tabii Türkiye için de geçerli. Biz belki biraz bugün Türk düşüncesi, Türkiye'yi konuşan için genel olarak da Türkiye'den isimleriyle konuşsak belki daha iyi olabilir. Tamam. Buyurun hocam. Evet. Böyle olumsuz anlamları var. Tabii bu olumsuz anlamların en şeyi yani şey düşüncelerin tercümeler yoluyla birbirine alımlandığı zaman ortaya çıkacak işte tutarsızlıklar, uyumsuzluklar, mevcut alıcı kültürün işte benliğinin sulaşması, yok olması, ortadan kalkması, özüne işte yabancılaşması, kaybolması, benliğini yani öz benliğini kaybolması gibi mesela dikkat çeken hususlar var. Çünkü farklı kültürel ilişki kolay bir şey değil.
Yani o sizi tamamen boğabilir, aldığınız şeyler sizin kendi öz işte düşünce Evet. yanınızı boğabilir. Boğmazsa bile uyuşmaz. Bu sefer hibrit modeller, işte bu da mesela tercüme teorileri arasında aslında tartışılan bir şeydir. Hibrit modeller, postkolonyal çalışmalar özellikle şey yapılır. Hibrit modeller de ortaya çıkabilir. Yani sizin aldığınız kültür ve alıcı ve hedef kültür arasında o anlamda belli şeyler de ortaya çıkabilir. Bu anlamda şeyleri vardır. Buna dikkat çeken yorumlar var. Yani tercümeleri Türk düşüncesine çok olumlu yorumlayan tartışmalar da bu anlamda eleştirilebilir. İşte Cemil Meriç mesela aklıma geliyor. Cemil Meriç aslında tercümeleri bir fetih olarak görür. Çok önemli işlev. Hani düşünce fetihleridir. Yalnızca dili değil, işte düşünce dünyasının girift koridorlarında zenginleştiren önemli bir araç olarak görür. Ama ona rağmen çok dikkatli olunması gerektiğini, yani bu kadar işte bir fetih gibi görülmesine rağmen çevrili değil dilde karşılaştığı problemler aşılamadığı durumda çevirilerin aslında çok ciddi sıkıntılar doğurabileceğini, işte ana bünyede yer bulamazsa bunların bir süre sonra işte yabancılaşmaya ve bozulmaya ulaşabileceğini söyler. Ondan dolayı yani bu tercümelerle alakalı hani kültür arası etkileşimde birçok olumsuz şeylerden bahsetmek mümkün. Nitekim belki biz bugün konuşmamızda ilerleyen kısımlarda hani farklı örnekleri, farklı tecrübeleri konuşurken onlara da biraz değiniriz ki mesela benim özel çalıştığım dönem itibariyle Türkiye'deki o tercüme şeylerinde temel problemlerden bir tanesi de bu yani. Bunlar buraya ne kadar yerli olduğu, ne kadar yabancı olduğu, ne kadar kabullenildi, ne kadar uydu, ne kadar uymadı diye tartışma başından beri tercümenin varlığında olan bir şey zaten. Ahmet Hoca, hani tam ben aslında Türk düşüncesine etkisine geleceğim. Siz yani Cemil Meriç'ten çok kısa bir şekilde bahsettiniz ama biraz daha açmanızı isteyeceğim burayı. Özellikle Türk düşüncesinin tarihsel süreç içerisinde hani tercümeleri nasıl yorumladığı, yani genel olarak söylüyorum. Yani ne kadar sıkı bir ilişki söz konusu ve ne derecede etkili süreç Türk düşüncesi açısından böyle bir genel bir giriş yapmış oluruz böylelikle. Eyvallah. Tabii yani şimdi tabii Türk düşüncesini ben biraz uzun tarihsel bir süreç olarak ele alıyorum. Yani sadece Türkiye devletiyle alakalı bir düşünce, böyle bir coğrafyayla veya tarihsel bir zaman dilimine sınırlı değil. Çok daha eski yani belki bir 700-800 yıllık bir düşünce şey olarak belki daha fazla ele aldığım için onun şeyini daha fazla görebiliriz. Yani Türk düşüncesi şundan dolayı önemli. Yani Türk düşüncesi aslında tercümelerle çok yakın ilişkili olmuş ve tarih boyunca büyük tercüme hareketlerinin hep yani hem coğrafi olarak hem fikirsel anlamda kesiştiği, birleştiği, etkilediği, etkilendiği bir konumda olmuş. Ondan dolayı Türk düşünce dünyası tercümelerden çok bağımsız, ilişkisiz, bir haber, işte onun çevresinde kalmış, uzağında kalmış gibi bir şey değerlendirmek çok mümkün değil. Çok merkezinde, çok hayati bir şey var. Şimdi mesela Cemil Meriç'ten biraz bahsettim. Cemil Meriç bu mesela bir miktar kafa yoruyor. Türk düşüncesi derken bu tercümeler konusu konuşurken tabii Hilmi Ziya Ülken ismi çok önemli bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Biraz da yani Türkiye'de yapılan tercüme çalışmalarında bu tür yani tercüme işte düşünce intikali çalışmalarında Hilmi Ziya Ülken sürekli zikrediliyor. Hem alanda yapmış olduğu bir çalışma var işte uyanış dönemlerine tercümeler diye. O, yani Hilmi Ziya Ülken tercümeye çok olumlu anlam yükleyen bir isim ve bütün medeniyetlerin aslında temel inkişafının temelinde yatan ana faktörü tercüme olarak görüyor ve tarih boyunca büyük tercüme hareketlerinden bahsedip hepsi tercümeler sayesinde ortaya çıktı diye. Tabii bizim bunlara belli şerhlerimiz var. Biraz önce anlatmaya çalıştım hani sadece böyle olumlu anlamda görülmeyebilir, ortada başka türlü sıkıntılar ortaya çıkabilir diye. Türkiye örneğine konuştuğumuzda Cemil Meriç'in tabii bir gündemi var. Yani bir bagajı var. Cemil Meriç Türkiye'yi batılılaştırma misyonuyla hani bakıyor. Ve aslında Türkiye'nin işte 19. yüzyıldaki o tercüme serüveninin, garplaşma serüveninin işte batıdan o intikal eden eserlerle birlikte iyi bir noktaya şey yapacağını ve bir uyanış yapılacağını ama bu uyanış tabii batı merkezi bir uyanış olacağını düşünüyor. Hatta daha eskiye giderek yani Cemil Meriç aslında işte bizim bu bildiğimiz miladi işte 8. 9. 10. yüzyıldaki o İslam dünyasını etkileyen tercüme hareketlerinin işte Yunan'dan gelmesini, Yunanların da aslında yine bir tercüme hareketiyle bir şekilde ortaya çıkmış olmaları
Onun kafasında hep böyle biraz da tabii Hilmi Ziya Ülker işte Anadolucu, hatta Mavi Anadolucu diyebiliriz. Yani Anadolu'yu çok merkez gören, işte Anadolu medeniyeti uygarlığının aslında işte Yunan, Grek medeniyetini ortaya çıkarttığını, onların işte İslam medeniyetini, İslam medeniyeti Batı'yı, Batı tekrardan şu anda işte Türkiye'yi tekrardan ayağa kaldıracak gibi kafasında bir zincir, bir kod olduğu için o kafasında zaman tercümeler çok olumlu bir şey. Bu Türk düşüncesine genel anlamda yansımış. Yani tercümelere böyle olumlu bir anlam yükleme var. Ama onun dışında tabii tercümelerle ilgili sorunlu bakış açıları Türk düşüncesinde olmuş. Bu birazcık Osmanlı İmparatorluk bakiyesinde olan genelde milletlerin olduğu bir şeydir. Yani çünkü güçlü bir imparatorluktan sonra ortaya çıktığınızda haliyle o güçlü imparatorluğun varisi olmanızın getirdiği bazı şeyler vardır, yükümlülükler vardır, ağırlıklar vardır. Onları siz ya işte ona sığınıp çok şey yorumlayabilirsiniz. Kendinizi hala çok güçlü işte çünkü biz çok güçlüydük, güçlü yorumlayabilirsiniz. Ve hatta işte biz yıkıldık, koca bir şeyden ufacık bir şey kaldık hani ondan dolayı çok kötü bir durumda izlersiniz ve tercümelere bu anlamda bazı manalar yükleyebilirsiniz. Türkiye bu ikilemde kalan Osmanlı bağlamında ben hani tekrar geleceğiz aslında oraya. Orada birkaç merak ettiğim husus var. Siz hani bu bağlam isterseniz Osmanlı'yı bence bir bütün olarak ayrıca düşünebiliriz. Müsaadeniz olursa onu. ben şöyle toparlayabilirim belki. Yani Türkiye bu anlamıyla hani bu bakışın işte yani nasıl yaklaşacağız, farklı medeniyet ilişkileri nasıl yaklaşacağızın şeyinde olan bir dur bir tutumda ikilemde kalabiliyor. Onun için çok gündemde olan bir şey. Ama belki şunu söyleyip bu kısmı tamamlayabilirim. Yani Türk düşüncesini tercümelerden bağımsız düşünemeyiz. Bu çünkü dediğim gibi hem coğrafi olarak hem de tarih boyunca gelişmiş büyük tercüme hareketleri bir şekilde bu toprakları şeyiyle çok ilgili. Yani düşünce dünyasıyla, coğrafyasıyla, düşünce iklimiyle çok ilgili olduğu için zaten Türk düşüncesi bu anlamda tercümelerle çok yakın bir şekilde ilişki kurmuş, ilişkisi olmuş, içinde olmuş diyebiliriz belki. Hocam hani söylediğinizden şöyle bir çağrışım oluştu bende. Yani o halde şöyle mi anlamak gerekiyor? Yani tercümelerin aslında tarihsel sürecine de bakmak lazım galiba. Öyle anlıyorum ben. Böyle olduğunda düşünce tarihi boyunca yani hem İslam dünyasında belki bunu daha genelde tutabiliriz. Ne tür tercüme hareketlerinden ve ne tür tercüme hareketliliğinden belki bahsedebiliriz. Yani şöyle varsa hani böyle belki çok çok geniş ama böyle önemli durak noktaları ve kısaca temel hatlarıyla bize böyle bir aktarırsanız belki o sürekliliği yakalamamız açısından bize bir fikir verebilir. Evet. Eyvallah. Tabii çok yani çok farklı tercüme hareketleri var. Hani ben biraz bu tercüme meselelerine bakarken hani hiç duymadım. Aslında belli dinlerin, belli coğrafyaların, belli dönemlerde her Evet, bir evet. tercüme hikayeleri var. Yani ben diyelim ki mesela tezimde özellikle işte kısıtlı bir dönemde yani 20-30 yıllık Türkiye'de bir İslamcılık tercümesi üzerine odaklandım ama yani 14. yüzyılda, 15. yüzyılda Yahudilerin olsun, farklı ülkelerin böyle daha lokal düzeyde de tercüme şeyleri var. Ondan dolayı ben burada iki ayrıma gidiyorum. Bir tanesi böyle grand yani büyük çeviri hareketleri. Genelde biraz bu tercüme hareketlerini konuşurken bunlar genelde dillendirilir, bunlar akla gelir. Bunlar aslında üç tane temel şey. Bir tanesi işte o bizim Grek dünyası dediğimiz antik Yunan'ı ortaya çıkaran İşte Mısır'dan, Fenikelilerden, Sümer, Hint, İran geleneğinden bu aşağı yukarı milattan önce işte 6. 5. yüzyıla tekabül eden bir süreç. Onların tercümeleriyle işte bugün o antik Yunan Grek kültürünün düşüncesinin oluşum süreci var. Bir büyük şey hareket olarak bunu belki şey yapabiliriz. İkincisi biz biraz bunu yakından biliyoruz. İşte İslam düşüncesinin özellikle 9. 10. yüzyılda Emevi Abbasiler dönemindeki o Beytülhikme şeyiyle de birlikte çok geniş bu sefer işte o Yunan şeyini düşünce dünyasını Arapçaya ve o düşünce dünyasına taşıma şeyi var. Bu da büyük bir şey. Belki de bu tarih boyunca en büyük bildiğimiz kadarıyla en büyük tercüme hareketlerinden biri olabilir. Ondan sonra bir üçüncüsü de işte bugün Rönesans Avrupa'sını ortaya çıkaran ve tekrardan o işte Arapların aldığı şeylerin tekrardan Latin dünyasına tercüme edilmesi süreci var. Bu anlamda üç belki büyük tercümeden bahsedebiliriz. Şimdi bilemiyoruz belki 50-100 yıl sonra dördüncü hareket olarak
İşte 19. 20. yüzyıldaki bu etkileşimler, iletişimler ki şu anda bu büyük oranda batı merkezli gelişti en azından batı dışişleri için. Belki bunlar da bir tercüme hareket olarak ortaya çıkabilir ama şu anlık bundan bahsedemiyoruz. Üzerinden belki yüzyıllar geçmesi lazım ki hasılayı görmek açısından. Onun dışında dediğim gibi daha lokal çevirilerden bahsedebiliriz. Yani mesela benim aslında tezde çalıştığım böyle bir bahsettiğim üç büyük tercüme hareketinin bir devamı, eş değeri, denkliği olarak ben bunu almıyorum elbette. Çünkü o kadar büyük bir şey ifade etmiyor ama 20. yüzyıl içinde İslam dünyasını merkeze aldığımda, Türkiye'yi bir yere koyduğumda ve İslamcı düşünceyi de bir tarafa koyduğumda bunları birbirine bağlayan o etkileşim iletişimleri tercüme önemli bir şey. Ondan dolayı ben buna biraz daha lokal çeviri ağları diyorum ve bunun örneği aslında çok vardır. Pek çok yerde yani. Güneydoğu Asya ülkeleri farklı etkileşim iletişimlere girebilirler. İslam dünyasıyla, Batı dünyasıyla falan. Bunun çok farklı etkileşimleri var. Belki böyle kısaca bazı çerçeveler hızlıca hani sorunuz böyle gelince acil şey yapmış olayım verebilirim yani. Hocam yani şeye geleceğim, yakın döneme ve asıl çalışmalarınıza geleceğim ama bu özellikle belki önemine binaen şu noktanın altını çizmeni size rica edeceğim. Bilhassa yani ikinci dalga çeviri bu anlamda literatürde de çok fazla altı çizilen, belki de hani Türkçe'ye de bu açıdan Türk okuyucu açısından da hani Dimitri Kutas'la meşhur olan Yunan Düşünce Arap Kültür adlı eseri hani siz biliyorsunuzdur muhtemelen. Buradaki hani kitabın konusuna ve dönemine tekabül eden süreci mi kastediyoruz aslında ikinci dalga derken? Evet yani ikinci dalga biraz tabii bu İslamcılık falan meselelerinde hani tabii daha sonrası ama hani İslam düşüncesini konuşurken çok merkezde yer alan bir durum. Yani İslam düşüncesinin teşekkülü değil mi ya tabii? İslam düşüncesinin teşekkülü hani Hazreti Peygamber'le başlayan bir süreç. Beslendiği kaynaklı. Efendim? Beslendiği ve referans verdiği kaynaklı. Beslendiği, sıçradığı, genişlediği, zenginleştiği, farklı tartışmalar içine dahil ettiği, işte daha felsefe düşüncesinin ortaya çıktığı gibi pek çok hususu barındıran önemli bir hareketten bahsediyoruz. Bahsettiğiniz tabii Dimitri Kutas'ın çalışması önemli yani. İşte Yunanca düşünce, Arapça kültür diye o çalışmalardan bir tanesi. Hani nasıl işte o dönemde bu Yunan düşünce, işte antik Yunan düşüncesi Arapça intikal ettirildi diye. Bu tabii dediğim gibi belki de tercüme hareketleri arasında tarihteki en büyük tercüme hareketi olabilir. Çünkü çok kısa bir süre içinde yani 200-300 yıl içinde. Aşağı yukarı bazı istisnalar hariç o Yunan düşüncesinin ürettiği bütün malzeme çok incelikli bir şekilde çevriliyor. Çevrilmekle kalmıyor. İşte Beytülükbey'in aslında böyle önemli bir konumu da var. Beytülükbey sadece bir tercüme bürosu değil. Çevrilen eserler düşünülüyor, tartışılıyor, üzerine bir şeyler ekleniyor. Hani bir karşılık buluyor, işleniyor tabiri caizse. Burada tabii yani tercümelerin pek çok sayıkları da vardır. Yani belki çok ayrıntılara girmeliyim ama hani burada aslında İslam düşüncesi bir krizin de bir arayışa girip tercüme yapmıyor. Yani tercümelerin farklı sayıkları var. İşte biraz önce bahsetmiştim hani bir kriz üzerinde de olabilir veyahut da daha iyiye gitme de olabilir, eksiğini tamamlama da olabilir. Burada aslında İslam düşüncesi belli bir şey oluşuyor ve daha etrafta ne var, daha nasıl geliştirebiliriz, başka kişiler ne üretiyor diye bir sayıkla hareket ediyor. Özellikle bu tercüme hareketinin şeyi bu. Ve orada ilk etapta daha pratik mevzular, daha teknik, daha pratik mevzular işte tıp gibi, astronomi gibi, kimya gibi ilimler çevriliyor. Ama ondan sonra pek çok şey yani hatta sadece Yunan medeniyetinde değil, farklı medeniyetlerden de işte Çin, İran gibi, Hint medeniyeti gibi oralardan da ufak tefek şeyler alınarak edebi, felsefi, işte, astroloji, matematik, geometri pek çok alanda yani yüzlerce eser kısa bir zaman diliminde çevrilmiş oluyor ve bunlar artık İslam düşüncesinin yani o İslam dünyasının merkezinin diyelim kütüphanelerinde yer almış oluyor ve onlar işlenerek, geliştirilerek aslında o zengin, çok yönlü İslam düşüncesi de bir anlamda orada ortaya çıkmış oluyor. Yani bunun çok farklı şeyleri hani çalışanlar var, ayrıntılarını nasıl çevirdi, kimler çevirdi, mütercimler kimdi. Çok fazla çalışılan bir mevzu tabii. Bu dediğiniz önemliydi Ahmet Hocam. Çünkü yani siz de biliyorsunuz hani özellikle oryantalist literatürde çok fazla özellikle bu ikinci dalgadaki bu hareketlilikten dolayı İslam düşüncesindeki bir krize
Yani kriz şeklinde yorumlayan yazın var. Hani ciddi bir yazın var. Hani bu özellikle altını çizmeniz bence önemliydi. Peki isterseniz şöyle devam edelim. Biraz tekrardan Türk düşüncesine doğru gelmek istiyorum müsaadenizle. Eyvallah. Yani özellikle de Türk düşüncesinin önemli bir kaynağı zemini olarak Osmanlı'ya baktığımızda Osmanlı'da tercüme işleri nasıldı? Yani nasıl oldu? Yani tercümelerden bahsedebilir miyiz? Böyle bir hani bir hareketlilik, bir akım olarak. Yoksa yine biraz önce siz de ismini zikrettiniz. Hilmi Ziya Ülken'in dediği gibi. Gerçi bu bakış yani sadece Hilmi Ziya Ülken'le sınırlı değil. Daha kolektif bir düşünce ürünü haline de dönüşmüş durumda. Yani Osmanlı'da tercüme canlılığını kaybetmiş midir? Hani belki en temel soru. Buyurun Eyvallah. hocam. Çok güzel bir noktaya değindiniz Süleyman Hocam. Yani işte Hilmi Ziya Ülken ismi biraz dediğim gibi Türk düşüncesine tercümanı konuşurken haliyle ister istemez üzerine çok çalışmamız gereken bir Evet. şey. Yani Hilmi Ziya Ülken'in böyle bir yaklaşımı da var. İyi yakalamışsınız onu. Yani aslında Osmanlı düşüncesini bu şimdi bildiğimiz bir okuma var. Yani Osmanlı'da biraz önce bahsettiğim işte 10. 11. 12. yüzyıla kadar hadi neyse çok iyi gidiyordu her şey. Çünkü işte tercümeler yaptılar, Batı'yı anlamaya çalıştılar, Yunan kültürünü doğrusu Batı demeyelim. Ama ondan sonra ne olduysa bunu aldılar, kütüphanelerine koydular ve ondan sonra sadece sürekli ve sürekli bunları ürettiler. Bunların üzerine şerhler yazdılar, haşyeler yazdılar. Ve aşağı yukarı işte zaten 18. 19. yüzyıla kadar işin farkına varana kadar ve Batı onları geçene kadar da bu süreç böyle devam etti diye. Hilmi Ziya Ülken mesela bir isim. Ama bu dediğim gibi Hilmi Ziya Ülken'in sınırlığı. Bu çok kuvvetli bir söylem yani. Şimdi tercümeler bağlamında resim şöyle çiziliyor haliyle. Yani işte yeni tercümeler yapmadılar. Yani yeni bir şeyler arayış içine girmedikleri için sürekli yerlerinde saydı Osmanlı. Hani tercümeler aslında yoktu. Ama tabii ben bunu çok detaylı çalışamadım haliyle yani o dönemde şeyinde. Ama biraz hızlıca literatüre bakıldığı zaman bile onun çok öyle olmadığı anlaşılıyor. Yani Osmanlı kurulduğundan itibaren özellikle işte saray, padişah, çevresi falan tercümelere devam ediyorlar. Yani sağda solda bildikleri, duydukları eserler bir şekilde çevriliyor. Kişisel çeviri yapanlar da var. Belki 16, 17. 18. yüzyıla kadar bu anlamda özellikle Farsça, Arapçadan tercümeler yapılıyor. Hatta şimdi Farsça, Arapça, Türkçe öyle bir hale geliyor ki belki buna şey denebilir. Yani Osmanlı döneminde bu artık böyle bir kültür arası etkileşim dil gibi ortaya çıkıyor ki ben bunu aslında Türk düşüncesinin işte teşekkülü de belki böyle isimlendirebiliriz yani orada Arapça, Farsça ve Türkçenin birleşimiyle ortaya çıkan bir şey var. Eserler bu anlamda çevriliyor yani Arapçadan, Farsçadan, Türkçe'ye karşılık olarak çevrilmiş oluyor ve bu bayağı kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Yani bu yükseliş dönemlerinde artarak hani devam ediyor. Çünkü farklı yerlere şey diyoruz. Bildiğimiz şeyler aslında. Hani Fatih Sultan Mehmet'in farklı yerlerdeki önde gelen bilginleri, işte ulemayı İstanbul'a getirttiği, onlara imkanlar verdiği, onları yanında tuttuğu, onların işte eserlerini çevirttiği. Niye? Çünkü aslında farkındalar ki yani bu biz bize yeteriz, kendimiz yeteriz şeyle bir yere gidemeyiz. Düşünceyi ileri taşımamız, zenginleştirmemiz lazım. Bu şekilde devam etmiş oluyor. Bunu mesela daha kurumsal halde bizim Osmanlı'da 18. yüzyılda ortaya çıkıyor. İşte bizim biraz aslında daha duraklama gibi daha farklı dönemde Lale Devri'nde Osmanlı'da ilk defa işte Nevşehir İbrahim Paşa, Şair Nedim başkanlığında bir tercüme şeyi kuruluyor, bir çeviri kurulu oluşturuluyor ve bunlar bir anlamda profesyonel şekilde şey Yunanca, Latince, Arapça, Farsça yine hakeza buralardan farklı eserleri çeviriyorlar. Burada ön plana çıkan isimler var. Mesela işte o dönemleri çalışanlar özellikle kültürel gelişmeler anlamında Yanyalı Esad Efendi mesela bu önemli bir Rum asıllı önemli bir bu kurulun önemli bir üyesi çok sayıda eser çeviriyor. İşte Farabi'nin, İbn Sina'nın işte Aristo'da yaptıkları çeviriler bazıları yeniden çevriliyor, tekrar çeviriyorlar. Çevrilmemiş şeyleri varsa bunlar tekrardan bakılıyor. İşte yani Sühreverdi'nin bazı çalışmaları çevriliyor. Bu anlamda o dönemde böyle çok sayıda bir çeviriden bahsetmek mümkün değil. Belki hani biraz önce bahsettiğimiz yani o 19. 8. 9. yüzyıldaki bir çeviri hareketi kadar belki şey olmasa bile haliyle devam eden Osmanlı döneminde de
bir tercüme hareketliliği var. Ve bu hatta öyle bir hareketlilik ki bu aslında Türk düşüncesinin de işte o hani çevirilerle Türkçe, Arapça, Farsça kültürün birbiriyle iç içe geçtiği, böyle bir anlamda intercultural bir şeyin oluştuğu bir düşünce dünyasından bir süreden sonra bahsetmeye başlıyoruz. Bunlar öyle ortaya çıkmış oluyor. Ondan dolayı yani Hilmi Ziyalkan'ın orada bakışı tabii belli yere endeksli olduğu için aslında Osmanlı dönemindeki bu hareketliliği, devinimi kaçırıyor ki orada konumuz değil ama bir şeye de şerh koyalım yani. Hani mevcut eserlerin de zaten hani şerh edilmesi, tekrar üretilmesi de aslında Osmanlı'daki o düşünce geleneğin kazandırdığı belli zenginlikler de var ama tabii bugün Tabii. muhtemelen çok şey yapmayacak. Tabii. Yok, ilginç bir noktaya aslında temas etmiş oluruz. Hani bakıldığında hani söylediklerinizden anlaşılan o ki Osmanlı klasik döneminde tercümeler konusunda bir hani bir durağanlıktan, bir durgunluktan bahsedemiyoruz. Belki bir şekilde kimi zaman işte padişah kontrolünde, kimi zaman sizin de belki altını çizdiğiniz zaman işte bireysel çabalarla ve hatta belki 18. yüzyılda biraz da kurumsallaşmış bir sizin altını çizdiğiniz şekilde yine bir hareketten, bir tercüme hareketinden bahsedebiliyoruz. Yani bunu artık daha iyi anlayabiliyoruz. Peki 19. yüzyıla gelirsek bizi ne bekliyor olacak? Yani 19. yüzyıl bu anlamda daha hareketli bir yüz olsa gerek. Yani bakıldığında aslında literatüre, yazına bu aynı zamanda hani hem imparatorluk açısından da imparatorluğun en uzun yüzyılı olarak da biliniyor. Bu birçok açıdan aslında böyle. Bu yılı nasıl, yüzyılı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu Evet. tercüme açısından hocam. İşte evet yani 19. yüzyılda işin rengi değişiyor. Aslında bizim zaten burada şimdi arayış dönemleri deniyor. Bu muhtemelen işte İLEM'in çok kıymetli bir çalışması İslam Düşünce Atlas'ından da mülhem bir isim olduğunu ben düşünüyorum, tahmin ediyorum. Çünkü Evet, orada doğru. işte 19. yüzyıl aslında hani İslam dünyası bir arayışlar dönemi. Çünkü niye arayışlar? Artık birazcık düşünce dünyası olarak siyasi, kültürel, iktisadi pek çok bakımdan İslam dünyasıyla Batı dünyasının işte denkliklerinin bozulduğu bir iyice belirginleştiği bir döneme konuşuyoruz. 19. yüzyıl bu anlamda bunu işaret ediyor. Bu Osmanlı için çok belirgin. Biz tabii işin böyle siyasi, askeri, coğrafi, iktisadi kısmını değil ama kültürel kısmını konuşacağız. Düşünce dünyası olarak da 19. yüzyıl bu anlamıyla çok hareketli, çok zengin ve çok yönlü işleyen bir şey. Aslında tam bir arayış dönemi yani başlamış oluyor. Tabii şimdi 19. yüzyılda elbette tercümeler çok hızlı bir şekilde artarak, çeşitlenerek devam edecek, ediyor. Ancak en önemli şey burada dikkat edilmesi gereken tercümelerin sayısı da yani temel itki gücü de değişmiş oluyor. Yani bundan önce Osmanlı dönemi tercümeleri daha ilmi anlamda ileri bir noktaya kendisini taşımak gibiyken 19. yüzyıldaki tercümeler artık biraz daha şeye gelmiş oluyor. Bir arayış ve krizden çıkma haline gelmiş oluyor. Bir krizin içindeyiz. Bu krizden nasıl çıkabiliriz diye aslında sarılınan yani düşünce olarak, düşünce dünyası olarak aranan yollar bir şekilde tercümelere gitmiş oluyor. Tabii haliyle bu krizin içinden çıkmada hani o soruna, o hastalığa bulunan çözüm işte Batı'dan bir şeyler bulacağız galiba. Hani batılaşma şeyiyle, metoduyla, reçetesiyle belki bir noktaya gelebiliriz diye tercümelerin önemli bir şeyi, ayağı, kısmı batılılaşma üzerine gelişmiş oluyor. Bu aslında biz 19. yüzyıldaki siyasi düşünceleri, ideolojiyi konuşurken de aynı hikayenin bir şekilde anlatmış oluyoruz. Yani Tanzimat'la başlayan süreç, işte Osmanlıcılık gibi, Türkçülük gibi fikirlerin ortaya çıkması, işte batıcılık, pozitivist fikirler, İşte rasyonalist fikirler hepsi konuşurken aslında Osmanlı'da bunun ortaya çıkışını doğal olarak ne yapıyoruz? Yani bunlar nasıl ortaya çıkmış? İşte Batı'dan iz düşümlerini, Batı'dan etkilenmelerini buluyoruz. O anlamıyla Osmanlı'nın 19. yüzyılda da bütün bir düşünce dünyası bir arayış olarak bir şekilde kendini Batı'da bir şeyleri ararken oralarda yani tabiri caizse yitirilmiş hikmetinin peşinde Batı'da bir şeylerin peşinde koşarken görüyoruz. Yani Osmanlı döneminde ön plana çıkmış birçok düşünür işte. Mesela genç Osmanlılardan bahsedeceğiz. İşte Şinasi gibi, Ali Suavi gibi, Ziya Paşa gibi birçok isim
Haline bakıyorsunuz, bunlar aslında o dönemde çevir depan isimler. İşte nedir? Batı'da o dönem belli değerleri ortaya çıkaran isimleri işte. Rousseau gibi, Montesquieu gibi, Voltaire gibi isimlere bakıyorsunuz. Bunlar çevirmeye başlıyorlar. Anlamaya çalışıyorlar. Onlar çünkü işte Machiavelli'yi çeviriyor daha erken dönem. İşte düşünürler. İşte Machiavelli çevirince onun karşıtı olarak mesela Telemak işte Fenelon'u çevirmeye başlıyorlar. Yani hep bir arayış içinde var. Ne oldu orada, neler üretildi? Ben işin şey kısmına girmiyorum. Zaten işte orada ne oldu? Askeri anlamda ciddi bir gelişmiş oldu. Hadi buyurun gelin askeriyemizi baştan aşağı revize edelim. Oradan işte askeri kurmaylar getirelim işte Fransa'dan, Almanya'dan. Bunları konuşmuyorum. Yani fikir olarak ne oldu? Batı işte ne kazandı? Niye bu hale geldi? Neleri düşündü? İşte Russo diye bir isim var. Özgürlükler üzerine konuşuyor. Biz o zaman bunu çevirelim bakalım ne diyor? İşte Voltaire var, Montesquieu var. İşte yönetim ilkelerinden konuşuyor. Biz çevirelim bakalım belki buradan bir şeyler çıkarabiliriz gibi. O dönemde pek çok isim yani bizim Osmanlı işte düşüncesi dediğimiz 19. Osmanlı düşüncesi önüne gelen birçok ismi tercüme yapmaya başlıyor ve bu tercümelerde büyük oranda dediğim gibi Batı'ya yüzünü dönerek yapılmış oluyor. Sadece bununla kalmıyor tabii. 19. yüzyılda bu işte tercüme odası gibi mesela 1830'larda tercüme odası kuruluyor. Biraz önce bahsettiğim pek çok isim aslında tercüme odasına da haliyle bir devlet görevlisi olarak kurulmuş oluyor. İşte Encümeni Daniş gibi, tercüme odası gibi bazı kurumlar kuruluyor. Bunlar mesela işi aslında direkt işte bu tercümeleri daha derli toplu, daha belli programlar çerçevesinde gerçekleştirelim. Tercüme cemiyeti kuruluyor mesela. Bunlar ama hep dediğim gibi büyük oranda Batı'yı merkeze alarak orada ortaya çıkmış fikirleri konuşuyor. Şimdi ondan dolayı bu tabii biz Osmanlı kısmını konuşuyoruz. Önemli. Yani 19. yüzyılda aslında şöyle şeyleri tartışmalar başlamış orada dolayısıyla. İşte Osmanlı düşüncesine işte Darwinizmin girişi, pozitivizmin girişi, ne bileyim hür düşüncenin girişi gibi haliyle hep böyle Batı mahreçli. Yani o Batı'daki tartışmaların buradaki işte buralara girişi, buralarda tartışılması gibi meseleler de ortaya çıkmaya başlıyor. Bu dediğim gibi sadece Osmanlı değil işte o dönemlerde diyelim ki yine belki coğrafi olarak Osmanlı'ya bağlı olsa bile hani Arap dünyasında belli şeyleri de yansımaya başlıyor. Buralarda da insanlar bunları çeviriyorlar, okuyorlar falan. Böyle biraz daha Batı'yı merkeze alarak bir arayış sayıkıyla ve işte bu tabii çok da önemli bir şey olacak Türk düşüncesinin teşekkülünde, oluşmasında. Ciddi bir hareketli dönem var. Tabii bunların ilgili arkadaşlar, meraklılar şeylerini bulabilirler. Çok sayıda neler çevrildi, hangi eserler çevrildi, hangileri tekrar tekrar çevrildi diye. Bu sayıda çok literatür var. Onlar biraz onlara baktığı zaman da şeyi görecekler. Yani burada önemli olan hani kim çeviriyor ve kimden Ne çeviriyor. çeviriyor? Ne çeviriyorlar? Evet, o da çok önemli. Yani bu 19. yüzyılla ilgili hani aslında bakıldığında aslında çok ciddi bir çeviri. Yani Batı'yı özellikle yakından takip etme öncelikli olarak çok ciddi bir tercüme var ama bahsettiğiniz şey biraz Batı merkezli gidiyor aslında. Yani bakıldığında peki doğudan hani şarktan bu anlamda tercümeler yok mu? Yani ağırlık hep böyle mi yoksa bu neyi işaret ediyor? Tabii yok değil var. Bu da işin aslında çok ilginç şey. Bu, değinmek lazım. Bu aslında yani o 19. yüzyıl genel gerilimine de işaret eden bir şey. Biliyorsunuz yani 19. yüzyıl Tanzimat dönemi. Biraz İlber Ortaylı'nda güzel isim. Yani, o hem en uzun yüzyılda biraz da işte dikotomiler çağı gibi. Yani o Tanzimat döneminde yaşanan bütün şeyleri. Süreçte pek çok alanda ciddi ikilikler ortaya çıkıyor. Yani evet yeni şeyler bir sürü geliyor ama bunlar kolay değil. Burada işte o konuşmanın başında bahsettiğim tercümelerin bazı sorunları var. Yani geldiği o özbenlik kültürüyle uyuşacak mı? Düşünce dünyası da uyuşacak mı? Buranın tarihsel gerçeklikleri de sırıtacak mı? Nasıl tekabül edecek? Onun yerine mi geçecek? Birlikte mi var olacaklar gibi bir sürü tartışmalar ortaya çıkmış oluyor. Bunlar hem düşünsel anlamda hem de daha pratik değişimleri gerektiren anlamlarda kendini gösteriyor. Şimdi bu düşünce dünyasına tabii bunlar geliyor ama böyle çok da herkes çok rahat değil yani o tamam kesin çözüm bulduk her şey çok iyi bunları devam ettirelim biz bu şekilde kurtulacağız değil. İlginç bir şekilde aslında o dönemde yani ben buna çok katılmıyorum. Hilmi Ziyoerken'in bu konuda bir şeyi var aslında. Hilmi Ziyoerken 19. yüzyılda garip bir şekilde doğudan yapılan çevirilerin de en çok o dönemde yapıldığını söylüyor. Ama hani ben mesela baktığımda o kadar evet çok sayıda
doğudan, şarktan da tekrardan, belki o kendi öz kültürden, geçmişe dönük de tercümeler tekrar tekrar yapmaya başlanıyor ama hani belki daha fazla olarak yorumlayabiliriz. Yani hakim şey batıdan yapılan çeviriler. Ancak ciddi bir oranda, ciddi bir etkiye sahip doğudan da tercümeler tekrar başlamış oluyor. Tekrar yapılıyor. Yeni yeni eserler işte İbn Haldun'un mukaddimesi diyelim ki bu dönemde çevriliyor. İşte İbn Sina Gazali'den çevrilmeyen şeyler çevriliyor. Ömer Hayyam çevriliyor. Gülistan çevriliyor. Pek çok yani tarih alanında, siyaset alanında, pek çok edebi alanda pek çok şey doğu dillerinden, şarktan veyahut da mevcut zaten İslam düşüncesinde ortaya çıkmış isimlerin eserleri tekrar veyahut da çevrilmiş kısmı tekrar çevrilmeye başlıyor. Bu aslında şeyi gösteriyor. O Tanzimat dönemi yani 19. yüzyıl düşüncesindeki işte zorluğu ve o karşılaşmanın yaşadığı problemde ortaya çıkan kriz anını da gösteren bir şey. Hatta bununla ilgili şeyler de var. Sıcak tartışma o dönemde var. Benim hatırladığım kadarıyla hani bazı isimler ya biz ne yapıyoruz? Bunları tercüme ediyoruz da bunlar bizim derdimize deva olacak değil. Bu düşünceler bu buranın kültürüne, fikrine, tarihsel gerçekliklerine, serüvenine, tecrübesine uymaz. Olmaz. Bunları biz boşuna çeviriyoruz gibi tartışmalar var. Bunlar aslında benzer tartışmalar hep. Yani bizim böyle bütün tercüme hareketleri şeyde büyük oranda duyacaktırız. Ama buna rağmen yani şöyle diyebiliriz. 19. yüzyılda doğudan yapılan tercümeler de o anlamda canlı, hareketli bir şekilde devam etmiş oluyor. Bunun da sebebini işte o tabii yani biraz şey de olabilir. Yani tabiri caizse ya eyvah çok mu hani gavurlaşıyoruz? Çok mu batılaşacağız? Bizim biraz unutmayalım. Kendi değerlerimiz, kültürümüzde de böyle şeyler var. Onları da karşısına koyarak bari birlikte yürütelim. Birlikte gitsin bunlar diyerek de ortaya çıkan bir süreç olarak da değerlendirebiliriz. Bu anlamda da hani çok ciddi bir şey var. Külliyat var. Hani neler çevriliyor. Ona da hani işte Taptazani'nin ayetleri, mevakıf, bir takım o Arapça alet ilimleri ilgili kitaplar, İhvan, Sefa Risaleleri, işte Gazali'den bahsettim, İbn Sina'dan bahsettim, bunların çalışmaları, Cürcani mesela. Ve bunları aslında Süleyman Hocam yine kim çeviriyor biliyor musunuz? Batılıyı çevirenler de yine bakıyorsunuz Namık Kemal karşımıza çıkıyor, yine Ali Suavi karşımıza çıkıyor. Bu da 19. yüzyıldaki o düşünce yani o bahsettiğimiz isimlerin aslında fikri ve düşünsel zenginliğini de ortaya koyan bir şey. Yani hem tutup işte batıdan bir ismi alıp çeviriyorlar. Hem de tutuyorlar diyelim ki çok işte o İslam düşünce geleneğinin içindeki çok temel bir ismi çeviriyorlar. Yani hem dilsel anlamda ve işte o düşünce dünyasına, ilmi geleneğe vukufiyet anlamında bir şey var. Hem de daha da önemlisi aslında 19. yüzyılda hala tek taraflı çok düşünmüyorlar. Yani bütün kurtuluşu buraya giderek yapmakla bulamayız. Bir şeyler yapmamız gerekir şey yok. Yani birbirine dengelemeye çalışıyorlar. Bu anlamda aslında 19. yüzyıl yani Türk düşüncesinin teşekkülüne, tercümelere bağlamında çok daha fazlaca, dikkatlice, didaktik olarak incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki iyi arkadaşlar falan varsa o şeylere bakabilirler biraz daha yoğun. Şimdi bu tabii sürekliliği, bu tercümelerdeki sürekli hareketliliği takip etmek önemli. Yani sizin bahsettiğiniz hani özellikle Türk düşüncesinde modernleşme süreciyle birlikte arayışları işaret eden önemli bir süreç ve nokta bunlar esasında. Bu yönüyle belki 19. yüzyıl bir arayış, bir yol, yön bulma dönemi olarak görmek mümkün gibi gözüküyor sizin anlattıklarınızdan. Nitekim bizim de bu seminerlerimizde de aslında üst başlığı da bunu işaret ediyor, bunu savunuyor. Dönemsel olarak da tam da bu dönemlere ve sonrasına işaret ediyor diyebiliriz. Peki bu hikayeyi 20. yüzyıla doğru getirdiğimizde, yani 20. yüzyılda ne oluyor? Nasıl bir yöne doğru evriliyor bu tercümeler? Bir ciddi bir sapma, kırılma oluyor mu? Çünkü artık 20. yüzyılla birlikte yavaş yavaş Türkiye için konuşuyor olacağız. Yeni bir devlet kuruluyor. Kendini yepyeni kriterlere, yepyeni bir temele dayandıran bir devletten bahsediyoruz. Bu ortaya çıkan bu yeni durum, düşünce arayışları bağlamında çevreleri nereye doğru geçiyor? Yani buralarda nasıl bir izlek, bir takip edebiliriz? Eyvallah. Tabii biz artık biraz Türkiye'ye artık konuşacağız. Daha daraldı. Yani coğrafyamız, sınırlarımız daha daralacak haliyle 20. yüzyıla gelince. Şimdi zaten bu
tüm yani bir Türk düşüncesini işte Osmanlı Tanzimat Meşrutiyet'ten sonra Cumhuriyet'e aktarılmasında genel hikaye, genel kanımızın iz düşümü aslında bizim çevirilerin başına gelen hikayede de kendini göstermiş oluyor. Yani o 19. yüzyıldaki daha çok yönlü yürüyen tartışmalar 20. yüzyıla geldiğimizde bir anlamda hani tartışarak, birbirle çarpışarak 20. yüzyılda Türkiye'nin kurulmasıyla beraber biraz daha artık batılılaşmacı yönde rafine edilip programlanıyor diyebiliriz bu düşünce dünyasını. Yani bir ikinci meşrutiyet döneminde işte Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık birbiriyle eşit düzeylerde tartışılırken işte Yusuf Akçaları falan hatırlayalım yani 20. yüzyılın hemen başında bunlar aslında aşağı yukarı eşit düzeylerde tartışırlarken mesela işte Cumhuriyet kurulduktan sonra bunlar eşit düzeyde tartışılan fikirler değil artık. Ve işte belki biraz işte o milliyetçilik, Türkçülük üzerinden ama bunun daha üstünde bir batıcılık perspektifi üzerinden meselelerin aksümelal bulduğu bir zeminde süreçten bahsediyoruz. Tercümelerde de bu kendini gösteriyor. Aslında Cumhuriyet kurulmadan önce ben biraz önce işte bu tercüme odası, tercüme cemiyeti gibi bazı şeylerden bahsettim. Bunlar aşağı yukarı Cumhuriyet kurulana kadar belli isimlerle devam ediyorlar. İşte 1920'lerin hemen başında işte telif ve tercüme encümeni kuruluyor mesela. Bunların hep belli işlevleri var. Ve bunun başında kim var mesela? Ziya Gökalp var. Yani tercümelerin böyle çok hayati işleri var. Yani hep böyle bahsettiğimiz isimler çok düşünce hayatında, işte Türk düşüncesi mesela önemli yer etmiş kişiler ve bunlar işte bakın 21'de kurulan şeyde Ziya Gökalp var. Telif ve tercüme şeyinde, ekibinde. Bu bir şekilde devam ediyor. Ancak şöyle mesela bunun biraz somut göstergesini biz nereden bulabiliriz? İşte tek partilerin sonlarında belki ona yeni kurulan cumhuriyetin bu anlamdaki bakışını göstermesi açısından işte o Hasan Ali Yücel'in öncülük ettiği bir tercüme hareketliliği var. Bu meşhur bir şeydir. Yani mesela benim diyelim ki tezde çalıştığım işte İslamcı tercüme hareketleri bence daha geniş kapsamlı büyük. Hani hem hacim olarak, muhteva olarak. Ama belki Türkiye örneğinde Türk düşüncesini merkez alarak konuşabileceğimiz bir diğer önemli şeyi belki de bu Hasan Ali Yücel'in işte o 40-46 dönemi arasında Çeviriyorum. yaptığı çeviri şeyi. Ama onların iş yerine baktığımızda orada artık büyük oranda işte hani biraz önce 19. yüzyılda işte batıdan tercümeler var ağırlıkta ama bir şekilde doğudan da çok ciddi bir şekilde tercüme şeyi var. Bir resmi ortaya koymuştuk belli örneklerle. Ama diyelim ki Hasan Yücel'in tercümelerinde bunları büyük oranda artık çok göremiyoruz. Büyük oranda işte Fransız klasikleri, Alman, İngiliz, Rus, Latin, Macar, İskandinav gibi hatta pek çok yani Batı merkezli şeyler, İtalyan diyelim falan. Oraların belli klasiklerinin tercüme edildiğini görüyoruz. Ve Şarkistan klasiklerinden de var ama bunlar çok iyi şeyler. Yani 1000 küsur eser çevriliyorsa işte 100'den azı yani 50, 60, 70 neyse aşağı yukarı bu rakamları o Şark İslam klasiklerine şey yapıyorlar. Hatta mesela sadece bu eserler üzerinden değil Hasan Yücel işte bu yani tercüme hareketliliği başlattığında de tercüme dergisi çıkartmaya başlıyorlar. Bu tercüme dergisi işte 1940 yılıyla 1966 yıllar arasında 80 küsur yayınlanan bir dergi. Hasan Yücel'in tamamen döneminde yayınlanmıyor. Hasan Yücel bakanlık döneminde şey 40-50 sayı kadar yayınlanıyor. Oraya da baktığımızda diyelim ki bu yani Hasan Yücel döneminde yayınlanan 40 sayı yayınlanıyor. 40 sayıda büyük oranda çeviriler var yine. Yani bu çeviri sadece kitap olarak çevrilmiyor tabii. Hani işte belli dergilerde falan çeviri yazı, makale, fırka gibi şeyler de çevirebiliyorsunuz böyle yazılar. Diyelim ki o tercüme dergisini böyle bir analizini yaptığınızda bunlar neler çevrilmiş, neler yapılmış diye. Diyelim ki 100 tane rakamları hani nispi olarak veriyorum. 100 tane felsefe yazısı çevrilmişse bunların 90 tanesini eski Yunan düşünce geleneğinden hani çevirileri görüyorsunuz. Bu bize çok net şeyi göstermiş oluyor. Hatta o dergilerin yani o 40 sayında yaklaşık 3-4 tanesi sadece şeye yer vermiş oluyor. Yunan özel sayısı yapıyor. Yani biz burada şeyi tekrar görmüş olabiliyoruz. Aslında 1940-50'lerde, 50'lere kadar o dönem
Yani bir düşünce olarak biz işte o Yunan Batı düşünce geleneğini buraya aksettirmemiz lazım noktasında bir anlayış yaklaşımı görmüş olabiliriz. Bu tabii işin birazcık şey boyutu Süleyman Hocam, hani yani resmi kanallar üzerinden ben devam eden boyutunu gördüm, göstermeye çalıştım. Ama onun dışında meselenin tabii şey boyutları da var. Yani resmi kanallar dışında devam eden boyutlar var. Çünkü hani niye bir anda şimdi resmi şeye geçtik? Hani orada farklı düşünce dünyalarını da konuşabiliriz. Hani herkes devlet değil. Hani tam devletin böyle bir rolü var. Belki orada şeyi de konuşmak lazım. Hani farklı düşünce, ideoloji yapıları peki o dönemde nelere baktı diye. Orada belki şeyi de yani hani hem devlet kamu kurumları dışında Türk düşüncesinin farklı cereyanlar arasında bu çeviriler kendini gösteriyor mu? Hem buna belki bakmak lazım. Belki bununla birlikte en az bunun kadar bence önemli olan hani hangi istikametlerde kendini gösteriyor ve nasıl bir süreç izleniyor? Buradan aslında ben tam da buraya konuyu biraz aslında İslamcılık düşüncesine doğru çekmek istiyordum ama Evet. siz iyi şeyden gelmiş oldunuz. Biraz yani hem hangi istikametlere doğru gidiyor, kendini nasıl bir süreç izleniyor, hem de o bahsettiğimiz sizin özellikle altını çizdiğiniz resmi kanallar dışındaki süreçler nasıl oluyor, ona dair ne demek istersiniz? Tabii, şey yapalım biz biraz aslında İslamcılık şeyine getirelim ama tabii bu etrafı da hani toparlamak gerekiyor, hani neler vardı yani düşünce dünyasında. Şimdi Hazırlık, resmi kanal öyle İslamcılığa hazırlık yapmamız gerekiyor tabii ki öncesinde. kolay değil tabii. Önce bir şey Tabii. iyice ortaya koymamız lazım etrafını. Şimdi şöyle yani biraz işin yani o 20. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'yle beraber işin ne yönde yürüdüğünü gördük. Bu belki daha günümüze kadar devam edilebilir. O işin biraz ayrı boyutu olsa hani Türkiye devletinin resmi işte tercüme politikaları nasıl yönlendi. Ama biz bundan sonra işin o kısmına değil. Mesela 20. yüzyılda peki bu işin şeyi ne oluyor? Yani bu ben şimdi biraz İslamcılığı da konuşacağız ama İslamcılığındaki tercümeleri. Ya bu İslamcılığı mı sadece bir ilgilendiği bir mesele bu tercümeler? Hayır değil. İşte devletin resmi kanalında yürüyen bir ağ olduğu gibi aslında 20. yüzyıla beraber ki bu işte ideolojiler açığı yani 19. yüzyıla belirginleşti, 20. yüzyıla daha da kendini tahkim etmiş şekilde ideolojinin her biri kendini büyük oranda tercümelerle beslemiş oluyor. Tercümeler bütün ideolojiler için çok hayati bir durumda. Mesela aslında bu yönüyle hani belki tercüme hareketlerine, farklı kültürlerden alımlama yapılmalarına en mesafeli durulabileceğini düşündüğümüz milliyetçilik düşüncesiyle, Türkiye'cilik düşüncesiyle aslında 19. ve 20. yüzyılda ciddi anlamda tercümelerden besleniyor. Biraz önce mesela Ziya Gökalp'ten bahsetmiş. Ziya Gökalp Türkiye'deki işte o Türkçülük, milliyetçilik, o toplumun kurgulanışı, ulusun ortaya çıkışı konusunda çok önemli bir figür. Ama Ziya Gökalp mesela bu fikriyatını aslında Durkheim'den alıp kuruyor, kurguluyor. İşte Durkheim'in o halka doğru şeyinden, formülünden ortaya çıkarıp şey yapıyor. Ve çok hani değil mi Ziya Gökalp bahsettiğimiz iyi bir Durkheimci falan diye kodlayabiliyoruz. Yani çok ciddi etkileşimler var. Türkologların çoğu mesela işte yabancı isimler ve etkileniyorlar. Onlardan çeviriler yapılıyor. Bu sadece 19. yüzyılla alakalı değil. Aslında 20. yüzyılda da devam eden bir şey var. Yani milliyetçilik fikriyatı. Türkiye'de mesela milliyetçiliği konuşacaksak belli dönemlerde işte neleri tercüme ediyorlar, neler okuyorlar, nelerden etkileniyorlar. Hatta sadece düşünce anlamında bile değil. Belki pratikler anlamında dahi o etkileşimi duraklarını konuşmak lazım. Tabii bizim şimdi bugün şeyimiz bu olmadı. Çok ayrıntısına girmeyeceğiz. Belki farklı arkadaşlar da Şöyle. bakabilirler yani milliyetçilik ideolojisi o anlamda nasıl gelişti, tercümelerle, farklı şeylerle hani nasıl kendinin ortaya koyduğu, nasıl değişimler, dönüşümler yaşadı diye bunlara bakılabilir. Yani Turancılık fikriyatı diyelim ki işte İkinci Dünya Savaşı yılları sonrasındaki o Turancılık fikriyatının da belli yönlerle belki işte o farklı düşünce dünyalarıyla iletişim veya farklı örneklikler, siyasi pratik örnekler ilgisi vardır. Mesela işin milliyetçilik kısmı bu. Hocam sizi var mı şeyiniz ben şey yap. Yok yani isterseniz biraz hani odağı da dağıtmamak için İslamcılığa doğru geçelim Tabii. hocam müsaadenizle. Tamam. Bu konuda Eyvallah. var Yani mı şöyle söylemek şey. istediğiniz bir şey varsa söyleyin. İslamcılığa doğru biraz Tamam. gelmek istiyorum ben. Tamam. Yani işte milliyetçilik bu solu konuşursak Türkiye'de
Sol yani kendi başına sadece şey değil. Solun zaten çok ciddi bu anlamda geniş bir serüveni var. Yani o etkileşimler, tercümeler değil mi? İşte düşündüğünüzde Marx'ı çeviriyor. Mesela Mehmet Alkan Hoca bu anlamda güzel bir çalışma yaptı. Ben hani kendi çalışma yaparken de ona baktım. Güzel bir örnekti aslında. Tek bir kitaptan yaptı. Marx'ın Kapital kitabının Türkçe'ye çevrilmesi. Önemli bir şey. Ya işte neler yaşıyor, hangi yayınevleri çevriliyor, nasıl çevriliyor, neleri çeviriyorlar, neleri çevirmiyorlar. Şimdi önemli bir isim. Çevriliyor, defalarca çevriliyor, defalarca çevriliyor. Marx çok şey bir figür tabii, önemli bir figür. Ama Marx gibi belli isimlerde tabii çevriliyor. Yani sadece böyle Marx, Engels, Lenin gibi hani daha siyasi, düşünsel, ideolog fikirler değil. İşte edebi anlamda da yani Mayakovski gibi, Neruda gibi isimler de mesela işte aynı yıllarda Türkçe'ye intikal ediyor. Yani ve bu serüven devam ediyor. Şimdi ben işim biraz İslamcılık kısmına çok ilgili olduğum için şeyi çok çizebiliyorum ama sol düşünce içinde yani yaşadığı kırılmalar, dönüşümler, bu tercümeler hani nasıl iletişim kurdu, neler çevrildi ve burada neleri etkiledi? Bir de buradaki mesela hani solun işte yerliliği, Türkiye'ye mahsusluğu, Türkiye'ye ait özelliklerini ne oranda tahkim etti veya onları ne oranda çarptırdı, bozdu falan. Bu tartışmalar aslında sol ideolojilerin muhtemelen çokça tartışılacak şeyler. Hocam şimdi İslamcılığa geleceğim. Hani sizin de doktora çalışmanız aslında tüm bu genel ilişki ve seyirlerle birlikte özellikle İslamcılık düşüncesine ve İslamcılığın 20. yüzyılda bir arayışına işaret ediyor bakıldığında. Daha özellikle de çalışmanızda mesela 1960 ve 90 diye bir sınırlamanız var. Yani özellikle incelediğiniz bir dönem var. Burası aslında bir anlamda belki de sizin de hani çalışmanızdan da ifade ettiğiniz gibi lokal düzeyde bir çeviri hareketi dönemine işaret ediyor. Bunları konuşacağız. Ancak tam odak noktaya gelmeden önce 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın ilk yarısında yani bu sizin incelediğiniz dönem öncesi İslamcılık düşüncesinin teşekkülünde tercümelerin durumu bizim için önemli. Çünkü sonrasının da bunun üzerine inşa edildiğini düşünürsek. Bunların bir tesiri etkisi var mı 60 sonrasına? Ne diyorsunuz hocam? Eyvallah Süleyman Hocam. Bu iyi oldu bunu sordunuz. Çünkü bu biraz tabii sadece hani 60-90'da mı bu İslamcılık tercümelerle uğraştı? Yani sadece İslamcılık düşüncesine tercüme 60-90'da mı var diye hem karşılaştığım bir şey. Yok ben bunu sadece belli bir dönemi odaklaşabilmek için anlattım diye söylüyorum. Benim aslında o anlamda daha üst bir bakışta baktığımda hani Türkiye'deki İslamcılık tecrübesinin, düşüncesi serüveninin her dönemde ciddi bir şekilde tercümelerle şekillendiğini düşünüyorum. Bu tabii Türkiye'de İslamcılık düşüncesine bir kişisel, özel bir değer vermemem ya kendi başına ifade edememesi çok edilgen kılmam anlamına gelmiyor. Ama bir şekilde her zaman yaşadığı dönüşümleri ve kırılmaları tercümelerle beraber ve yapılan tercüme eserleri muhteviyatla beraber anlamlandırabiliyoruz. Şimdi 19. yüzyıl diyoruz. İşte 19. yüzyılın sonu, hadi 20. yüzyılın başı aslında İslamcılık düşüncesinin biraz tartışıldığı, yoğunlaştığı, ortaya çıktığı, billurlaştığı diyelim bir döneme tekabül ediyor. Belli isimler ön plana çıkıyor. Diyelim ki işte Mısır tarafında işte Abduh gibi, Afgani gibi, Reşit Rıza gibi belli isimler var. İslamcılık düşüncesini savunan isimler. Hint alt kıtasında belli isimler var işte İslamcılık düşüncesini içinde ele alabileceğimiz savunan şeyler. Ama aynı zamanda İslamcılık düşüncesinin o dönem belli karakteristik kodları var. Mesela bu benim 1960-90'da inceleyeceğim karakteristik kodları büyük oranda taşımıyor. O dönemin İslamcılığı Batı ile o ilk karşılaştığı, o ilk muhatap olma şeyini getirdiği çok farklı refleksleri var. Batı ile ilişkileri, anlam yükleme biçimleri falan var. Mesela çok daha modernist, daha rasyonel, daha akılcı, daha batıyı anlamaya ve onunla ilişkileri geliştirmeye yönelik çabaları falan var. Ondan dolayı isimler de böyle ortaya çıkmaya başlıyor. Yani Reşit Rıza'nın mesela tefsiri işte o anlamda her şeyi böyle akli yorumlama, mucizeleri o anlamda daha gereklene etmeye falan iyi örnekler. Ki orada hani belki onlar tamamen İslamcı kalıbını alamayabiliriz ama yine o dönemin önemli tartışmalarında işte Ferit Vecdi gibi, Ali Abdurrazık, Kasım Emin gibi, Yahya Kassım Ali Emir gibi isimler aslında bu dönemin
o mevcut o Batı karşılaşmalarında İslam'ın değerlerini ve ilkelerini savunan isimler. Şimdi bu tartışmalar yapılıyor. Bir bakıyoruz Süleyman Hocam, bu tartışmalar anında ve sürekli bir şekilde Türkiye'ye intikal ediyor. İşte Çok o iyi, dönemlerde sıcak bir takip var yani, sürekli yakından takip ediliyor, değil mi o zaman yani? internet yok, WhatsApp yok, chat yok, mail yok. Ama bir şekilde o kadar sıcak tartışma var ki yani orada yazılıyor, burada gelip gündem oluyor. Çeviriyorlar. Mesela bu tabii bu da ayrı çok detaylı belki incelenebilir ama şu ön plan çıkan isim var. Mehmet Akif Ersoy. Sırat-ı Müstakim. Sebil-i Reşat dergisi. Bunlar mesela bu anlamda İslam dünyasında o dönem İslamcılık şeyi altında, şemsiyesi altında alabileceğimiz isimleri, düşünceleri ve tartışmaları hızlı bir şekilde Türkiye'ye intikal ettiriyorlar. Ve biz haliyle Türkiye İslamcılığını konuşurken başlangıç itibariyle bu isimler üzerinden etkileşimleriyle bağlantılı konuşmak zorunda kalıyoruz. Aynısı mesela diyelim ki benim tezde incelediğim 60-90'daki Türkiye İslamcılığını konuşurken işte o incelediğim Kutup, Mevdudi gibi, Şeriat gibi isimlerden bağımsız konuşamıyorum. Çünkü bazı şeyler temelsiz kalıyor. Ya bu nereden geldi bu fikir, bu düşünce? Yani burada yoktu diye. O zaman da aynı şey ortaya çıkmış oluyor. Yani çok hızlı bir şekilde geçişkenlikler var ve bunlar Türkçe aktarılmış oluyor. Aynı dönemlerde biraz daha sonra devam ettirecek şey Mehmet Akif Ersoy'un damadı belki hepimizin bildiği şey, Ömer Rıza Doğru. Bakıyorsunuz çok sayıda bu anlamda o dönemin hani İslamcılık fikriyatındaki o modernist akımı, düşünceyi, fikriyatı aksettiren temsil gücü yüksek eserleri Türkçe'ye çevirmişler, çevriliyor. Bu bahsettiğim yıllar şey 1920'ler filan. Yani Emir Ali'nin işte İslam Ruhu kitabı. Mesela bak bu İslam Ruhu kitapları işte Emir Ali'ninkisi en meşhur ama ben başka vesileyle biraz araştırmıştım. O dönemlerde mesela İslam Ruhu diye çok fazla sayıda kitap yazılıyor. Hani çünkü İslam'ı anlamaya çalışıyorlar. İslam'ın ruhu nedir? İşte gerçek İslam aslında nedir? Biraz şeyini uzantısı. Onun dışında işte şimdi Numani'yi çeviriyorlar. Yine farklı o coğrafyalardan farklı isimleri hani Mısır'dan işte Muhammed heykeli de çeviriyor. Ferit Vecdi çevriliyor işte gibi Ali Abdurazık falan gibi isimler de bakıyorsunuz buraya çevirmiş. Ömer Rıza Doğru mesela bu anlamda ciddi bir şey yapıyor. Yani ilk dönem İslamcılığının o şeyi Türkiye'ye bir şekilde hızlıca intikal etmiş oluyor hocam. Öyle diyebiliriz. Tamam. Biraz hocam isterseniz 60-90 arasına gelelim. Hani burası özellikle sizin çok fazla önemsediğiniz, odaklandığınız alan aynı zamanda. Yani buradaki İslamcı tercümeler. Yani öncelikle bu dönemi bu şekilde, yani 1960-90 arası dönem olarak ayırmanın özel bir anlamı var mı? Yani neyi temsil ediyor 60-90? Yani niye böyle? Çünkü aslında tüm bu anlattıklarınızdan her bir dönemin kendi içerisinde çok önemli yönlerinin olduğunu, belki bir başlangıç ve bitiş noktaları olduğunu dönem açısından söylüyorum. Osmanlı son dönemi ayrı, erken dönem Cumhuriyeti biraz önce söylediğiniz şekilde ayrı bir aslında karakteristik bir özelliği var. Hatta belki daha sıcak mevzu ama siz 90'lara kadar getirdiniz ama belki 90 sonrası bile kendi içinde anlamlı ve özel bir yere sahip. Öyle değil mi hocam? Yani nasıl yorumluyorsunuz siz? Hocam doğru. Ben aslında biraz evet 60-90'a hani geçebilirim ama tabii biraz vakti de bilemiyorum. Nasıl kullanacağız? Yani ne kadar bile müsaade edecekler. Yani aslında ben şu ana kadar konuştuğum kısımları hiçbirini tezde yazmadım. Yani bunlar biraz ben hani Türk düşüncesi teşekkülünde hani tercüme gelip daha tarihsel şeyi konuştum. Benim tezim aslında direkt böyle 60-90'a direkt odaklanarak başlayan bir tez. Farklı teorik tartışmaları var. Hani İslami uyanış falan üzerinden. Bunlar yok. Yani benim tezim direkt 60-90'ı çok detaylı inceliyor. Ben birazdan belki ona biraz detay verebilirim. Hani niçin ben bunu İyi büyük bir olur. tercih olarak görüyorum. Ama oraya geçmeden önce hocam arada kopukluk olmasın diye biraz şeyi anlatmak istiyorum. Yani o dediğim gibi İslamcı modern sorumu geldi. Peki ondan sonra Türkiye'deki işte bu İslami düşünce geleneği tercümelerle ilişkiler devam etti mi? Etti. Hep hocam yine o dönemin genel atmosferi havasına göre tercümeler devam ettirilmiş oldu. Mesela İşte 1940'lardan sonra biz neyden bahsediyoruz hocam? Türkiye'deki hani o İslami düşünce geleneği veya hani dindarların o siyasi toplumsal hayatlara bağlanan görece özgürlük ortamlarından bahsediyoruz. Aynı dönemde mesela işte yine bakıyoruz o işte İslamcı düşünce daha nasıl diyelim çok siyasi
ideolojik söylem bazı yüksek olmayan metinlere mesela çevirmeye başlar. Bu metinler işte büyük oranda bir şekilde Müslümanlara tekrardan özgüven kazandırma, İslam dinini yüceltme, İslam'ın işte Batı karşısında güçlü olduğunu, geri olmadığını, hatta Batı'ya birçok anlamda katkılar sunduğunu filan işaret eden pek çok kitap da mesela çevrilmeye başlıyor. 40'larda başlayan bir süreç var. 40'lar, 50'lerde bu anlamda pek çok şey görebiliriz. İşte bu Hasan Nedvi'nin işte Müslümanların gerilemesiyle işte dünyanın neler kaybettiği gibi, Garp medeniyetinin kuruluşunda Müslümanların rolü işte Haydar Bağmat'ın meşhur kitabı gibi veyahut da İslam ve İlim, işte Batı ve İslam'ın işte kazandıkları falan gibi. Yani İslam'ın bilimsel olarak iyi bir konumda olduğunu, Kur'an'ın işte her şeye cevap verdiğini ve Müslümanların tarihsel olarak çok ciddi bir parlak bir döneme sahip olduğunu ve bizim kendimize özgüven sahip olmamız gerektiğine dönük daha dini, daha ilmi, daha ufuk açıcı, yani çok da işte ideolojik keskin söylemi olmayan eserlerle bu süreç devam ediyor. Bu aşağı yukarı 1950'lerde 60'lara kadar devam eden bir süreç. Ama 60'larda hocam işin rengi bir anda değişmeye başlıyor. Bunun işte niye şey hani 60 diye bir ayrım yapıyoruz? Yani tam 60 değil tabii bu. Biraz daha 60'ların ortasına doğru diyebiliriz. Bu aslında hocam İslam dünyasının içine bulunduğu genel bir hava atmosfer alakalı bir şey. Bir şekilde İslam dünyası ağırlıklı olarak işte yani Orta Doğu coğrafyası işte Mısır, Suriye gibi Hint alt kıtası, Pakistan o coğrafyalarda ciddi bir şekilde bir İslami uyanış nosyonundan bahsediyorum. Yani bunu çok ayrıntısına girmeyeceğim hani neyi kastediyorum falan diye. Ve pek çok eser üretildi, düşünce üretildi, fikir tartışmaları ortaya çıktı. Sadece düşünsel, fikirsel değil, aynı zamanda eylemsel, siyasi, iktisadi arayışlar işte bahsettiğim. Bu da aslında bir krize arayışı. Yani bir krizden çıkıldı ve bu krize karşı bir arayış olarak işte eserler üretilmeye başlandı ve bu eserlerde bir şekilde İslam dünyası arasında etkileşime ve dolaşıma sokturuldu. Neyse. Yani bu dönemi biz onun için ele alıyoruz. Burada çok bariz bir şey var. Ve bu sadece şey aracılığı değil. Hani bir kişiler üzerinden değil. Aslında siyasi konjonktürde buna imkan sağlayan belli şeylerin de ortaya çıkışta işte diyelim ki İslam Konferans Teşkilatı'nın kurulması, İslam Birliği toplantılarının ortaya çıkarılması, işte farklı ülke temsilcisi, işte İslam alimlerinin, ulemanın, siyasetçilerin, önüne gelen kanaat önderlerinin işte bir araya gelmesi, İslam dünyasının ortak meselelerini konuşması, çözüm üretmesi gibi başka pratikler üzerinden devam eden süreçleri de var bunun. İlişkileri de var. Bir atmosferden bahsediyoruz. İşte bu dönemde bir taraftan da ciddi bir şekilde eserler var ve dolaşıma giriyor. Şimdi niye önemli? Yani nasıl şey yapabiliyorum? Şimdi ben özellikle bu döneme odaklandım hani 60-90 arası. Benim tespit ettiğim bu dönemde 400 tane eser çevriliyor Türkçe'ye. Kimlerden çevriliyor? Ben tabii bunların hepsinin tek tek detaylı üzerine durmadım. Benim 3 havza, 3 isim diye kategorilendiriyorum işte. Kutup, işte o biraz Mısır'daki işte hadi Müslüman kardeşler şeyi temsil ediyor. Mevdudi işte Hint halk kıtasını cemaat-i İslami tecrübesini şey yapıyor. İşte İran var. Orada tabii belli şeyler biraz daha geçişkenlikler var, fululuklar var. Ama Ali Şeriati var. İran havzasından da çünkü ciddi şeyler gelmeye başlayacak. Özellikle devrimle birlikte. Buralardan bakıyorsunuz sadece bu üç isim değil işte. Yani Hasan el-Benna, Abdülkadir Ude, işte Ebu Zehra, İşte Mevdudi, Nedvi geliyor bir taraftan, Şeriati, Hümeyni, Mutahhari falan gibi pek çok isim akın akın çok hızlı bir şekilde 60'ların ikinci yarısından itibaren Türkçe'ye hocam intikal etmeye başlıyor. 400 tane eserden bahsediyoruz aşağı yukarı. Tabii bunların sayısı çok iyi tam tespit edemiyoruz. Niçin edemiyoruz? Çünkü yani bu eserlerin kimisi bir kısmını alıyor bir kitap yapıyor, öbür kısmı başka kitap yapıyor veya iki farklı kitap birleştiriyor. Doğru anlamda tam hani bunun şu kadar eseri vardı, şu kadar çeviri tespit edilmiş değil ama aşağı yukarı bir rakam bu. Şimdi bu rakam bize neyi gösteriyor hocam? Ve aşağı yukarı bir 30-40 yıllık zaman diliminden bahsediyoruz. Yani 30-40 yıllık bir zaman diliminde Türkiye'ye, Türkçe'ye İslamcı düşüncenin, yani Türkiye'deki İslamcı düşünce tecrübesi anlamında 400'e yakın eserin çevrilmesi bence üzerine durulması gereken bir şey. Ondan dolayı bir önemli bir hareket. Yani biraz önce bahsettiğim 19. 20. yüzyılda sayılar hiçbir şekilde buna ulaşmıyor. Bir diğer husus hocam, bu sadece Türkiye ile alakalı bir kısım olarak da gelişmiyor. Aynı dönemlerde 3 aşağı 5 yukarı
Bir anlamda diyelim ki bakıyorsunuz işte Endonezya, Malezya gibi biraz daha o merkezden uzakta kalan bölgeler. Nepal'e, Afrika'nın belli bölgelerine, hatta hocam Amerika'ya. Bu isimler gitmeye başlıyor. Bu eserler çevrilmeye başlanıyor. Oralarda bunlar tartışılıyor, konuşuluyor. İşte o okunan şeylerden yapılan çıkarımlarla belli işte hareketler kuruluyor, partiler kuruluyor, mücadele tarzları geliştiriliyor. Ciddi bir etkileşim var. Yani öyle ki hocam, ben 1970 yılında Amerika'da çıkan bir İslamcı dergiyi, 1970 yılında Türkiye'de çıkan, Nepal'de çıkan ama aynı şeylerle beslenen, yani herhangi bir dergi değil. Aynı işte bu bahsettiğimiz o tercüme havasını oluşturduğu isimlerle, fikirler, esere çevrilen kişilerin çıkarttığı dergileri elime aldığımda aynı gündemler, aynı söylemler, aynı çözümler, aynı dil, aynı serüven. Üç aşağı beş yukarı hani belli şeylere bunu yakalamış oluyorum. İşte bu şeyi gösteriyor. Yani o dönemde aslında küresel anlamda bir İslami uyanış. Bu tabii Türkiye kısmı bu işin çok merkezinde ve hayati bir konumda ama. Yani mesela ben Nepal dedim. Tamam Nepal'de de var. İşte hani Nepal'de İslam uyanış. Bakıyorsunuz benzer hikaye işte. Ezhere gidenler var. Oraya gidiyorlar. Bu isimlerle tanışıyorlar. İşte Kutup Mevdudi falan hani duyuyorlar. Onlar 3-5 eserini getiriyorlar, çeviriyorlar. Karşılık biraz buluyor, bulmuyor falan. Bu kadar gelişiyor yani. Çok aşırı büyük değil. Ama Türkiye'ye bakıyoruz hocam. Her şey çevriliyor. Yani Ali Şeriati ben hani bu çevirileri konuşurken İranlı bazı arkadaşlarla görüştüm. Yani biz Ali Şeriati'nin Türkçe'de ben eserlerini görüyoruz diyorlar. Yani biz onu kendi dilimizde yok yani öyle bir şey. Türkçe'de daha fazla eseri var diyorlar yani. Çünkü her şey toplanmış. Müthiş bir iştiyakla falan. Pek çok şey çevriliyor. Bu tabii belki bunu konuşuruz yani. Bunun için Türkiye bu anlamda hani şey. Çünkü ben bunu şöyle yorumluyorum. Ya Türkiye bütün bu tartışmalar aslında çok merkezinde. Bu bütün bu tartışmalar Türkiye'de 100 yıl öncesinden bir miktar yapılıyordu. Buralarda yapıldı bu tartışmalar işte. Hani nasıl bir devlet kuracağız? Şura, istişare, ne bileyim. Ne yapacağız? Biraz önce bahsettim 19. tartışma şeyleri. Çok ilgili yani. Hani orada Arap dünyasındaki tartışma bize ne denmiyor? İlgili. Bir de Türkiye'nin işte o düşünce dünyası zenginliğini getirmiş olduğu etrafta olan bir tane nedir? Ne tartışıyor? Buralarda konuşalım. Birazcık hani merkeze getirelim. Neler olmuş, neler bitmiş diye tartışma şeyinden de kaynaklanan bir zemin var. Ondan dolayı Türkiye'de çok daha ekstra bir şey bulmuş oluyor bu tartışmalar. Böyle geniş bir tartışma şeyinden bahsediyoruz hocam. Bu işin şey kısmı yani külliyat, tercüme edilen eser kısmı. Mütercimlere bakıyorsunuz çok ciddi sayıda mütercim var. Benim tespit edebildiğim mesela 300'e yakın mütercim bu işte görev alıyor. Yani görev almıyorsa bunlar çünkü resmi maaşlı bir yere kaydolup yani ben bu tercüme yapacağım değil mi? Gönüllü hepsi. Yayın evi belirliyor falan. Çoğu amatör, tecrübesiz falan. Bunlar tercüme yapıyorlar. 300 yakın isim var. İşte bir isim 10 tane kitapla tercüme edebiliyor. Bir kitabı 5-6 farklı isme tercüme edebiliyor. Kimler var hocam bu şeylerde? Evet, yani o Öğrenciler de anlamda var. yani hem kimler var hocam, yani hem de bu neler çevriliyor, kimler çeviriliyor, nasıl ya bu çeviri süreci nasıl yürütülüyor, biraz buna dair bilgi verirsiniz yani sanırım bu dönemi anlamamıza biraz daha yardımcı olacaktır. Eyvallah. Şöyle diyebiliriz hocam. Yani biraz şeyden bahsettim aslında. Hani şimdi çok ciddi 400 yakın eser çevriliyor. Yani bu nelerin çevrildiğini biliyoruz. Ama tabii ben şimdi çalışmam gereği bu çevrilen eserlere dikkatlice bakmak zorundaydım. Yani hepsini elbette okuyamadım baştan aşağı bunlar ne yazıyor, ne çiziyor diye ama bir incelediğim nereye tekabül ediyor, ne anlatıyor, ne mevzusunu ele alıyor diye. Benim orada belli kategorizasyonlarım var. Ben bu çevrilen eserlerin hocam üç temel mesele yani işte bu Türk düşüncesinde de bir İslamcı teşekkülünde bundan dolayı önemli. Hem onu göstermesi açısından önemli hem de o dönemde yani küresel anlamda İslam dünyası, İslamcılık fikriyat neleri tartıştığı anlamında önemli. Bu ikisini birlikte gösteren bir şey yani çevirile çünkü biz onu da aslında getirmiş buraya şey yapmış oluyorsunuz. Üç tane hocam temel mesele benim dikkatimi çekiyor. Bir tanesi İslam'ı tekrardan bu dönemde nasıl yorumlayacağız? Ve tabiri caizse çağ yani içinde yaşadığımız bu kriz kokuşmuş işte 1960-70'e düşünün değil mi? İşte o bütün sistemin eleştirildiği, kokuştuğu,
bir bakış açısı var. Burada İslam'a nasıl bir hayat alanı tanıyacağız? İslam'ı burada nasıl kurgulayacağız? Burada şeyin etkisi ne var mıdır hocam? Yani özellikle 1960 sonrası biliyorsunuz özellikle postkolonyal ve bağımsızlık özellikle Orta Doğu ve İslam dünyası için konuşursak bağımsızlıkların da aslında kazanıldığı o havanın da atmosferin de olduğu bir dönem. Bu çeviriyle falan buralarla bir alakası da var mı? Hocam aslında direkt ilişkileri yok. Bu anlamda yani orada bir bilinç ben hani fark etmiyorum ama dışarıdan bakan bir göz olduğumda o diğer tarihlere baktığımda da bu şekilde yorumlanabileceğini düşünüyorum. Yani belki işte postkolonyal çalışmalardaki tepkilerdeki işte teorideki tartışma başlıkları bu başlıklara çok benzer. Ben aslında çok eş çözülmüş şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani o dönem İslamcılık tartışmalarına gündemlerin bunlarla çok örtüştürebilecek noktalar olduğunu düşünüyorum. Veyahut da işte bu liberation şeyleri tartışmaları neden değil mi? Orada dinler falan kendileri tartışıyor. Evet, burada tabii öyle bir dini aşmak, yok saymak, hani dini tamamen deforme etmek için bir şey değil ama İslam'ı tekrardan tartışmamız, konuşmamız gerekiyor diye çok üst başlık olarak ben belirttim. Mesela ben hocam bunu tezimde aşağı yukarı bu en üst başlığı, üç temel başlığı mesela bu bir tanesi. Bunu da aşağı yukarı 5-6 tane alt başlığa bölüyorum. Yani çünkü orada belki 150 tane eser var. Onları da yine odaklandığı konularla şey yapıyorum. İşte mesela İslam'ın her şeye cevabı olduğu, her şeyi çözdüğüyle ilgili pek çok kitap yazıyorum. Mesela İslam bir çözüm. İslam modern, çağdaş tüm sorunlara çözüm götürür. Ondan dolayı ne oluyor hocam? İşte İslam'da X, İslam'da Y. Bir sürü böyle kitap var külliyatta. İşte İslam'da şu, İslam'da bu, İslam'da şu hakları, İslam'da bu hakları, İslam'da bir sürü yani İslam'da diye başlayacak pek çok kitap verebilirsin. Bu kitapların temel mantığı yani aslında bizim çağdaş olarak yaşadığımız pek çok problem İslam'da çözümü vardır gibi bir meseleden hareketle yazılıyor. Bunların bibliografi çalışması var mesela benim çalışmamda ayrı ayrı koymuşum. Onun dışında yani İslam'ın o özsel ruhunu anlamak ve gerçek İslam arayışı. Ve biraz da hocam tabii gerçek İslam'ı aradığınız için mevcut haliyle yaşanan İslam'a karşı da ciddi bir tepki ortaya koymanız gerekiyor. Yani eleştirel bir duruş ortaya çıkartmanız gerekiyor. Ondan dolayı mesela Müslümanlığın ve halihazırda yaşanan pratik mevcut İslam'ın işte eleştirildiği, tenkit ettiği ve gerçek İslam, gerçek Müslüman arandığı kitaplar işte. Biz Müslüman mıyız? Evet. Gibi mesela. Bu Muhammed Kutub'un bir kitabıdır ama bunun gibi başka kitaplar da vardı ama mesela iyi bir temsil. Biz Müslüman mıyız? Şimdi düşünün ve bu kitabın aslında hikayelerini ben biraz okudum. Ben bunu şöyle Türkiye'de bir genç alıyor okuyor diyelim. Çeviriliyor falan 1970'lerde. Evet. Okuduk diyor yani. Hani başlığa bak. Biz Müslüman mıyız? Yani biz ve diyor ki mesela kitap okudum diyor. Ben Müslüman değilmişim dedim diyor. Şimdi bunlar tabii ciddi geliyor. Gerçek manada Müslüman değilmişim. Tam olarak. Tabii yani onu kastediyor elbette. Hani ben Müslüman değilim diye hani itikadi bir şey olarak bunu konuşmuyor ama bu aslında şunu da gösteriyor. Yani o dönemdeki o tercümelerle gelen o düşünce külliyatının nelere tekabül ettiğini, hani nasıl aslında etkili, vurucu, kritik noktalara oynadığını da göstermiş oluyor hocam. Burada böyle, hocam siz bitirin de orada tam buradan bir başka bir soruya geçeceğim. Çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Buyurun hocam sizin cümlenizi. Bir de mesela diyelim ki ne bu üst başlık altında işte haliyle yani bu dönemin işte İslamcılığının önemli bir tartışma şeyi ya biz bu ideolojileri ne yapacağız? İşte bir sürü beşeri. Evet. İdeolojiler var ki ideoloji zaten beşeridir. Hani çağdaş beşeri sistemler tartışması. Biz bunlara karşı ne yapacağız? Ve İslam bunlara karşı ne yapacak? Hani İslam bir tarafta bütün çağdaş beşeri sistemler bir tarafta bunlara karşı bir şey üretmemiz lazım diye pek çok hocam çalışma diyelim ortaya çıkarılacak. Ondan dolayı işte çağdaş ideolojiler işte mesela değil mi işte Ali Bloch'un meşhur çağdaş kavramlar, ideolojiler şeyleri yani hep bu ideolojilerle ilgili işte Batı karşısında, Marksizm karşısında, kapitalizm karşısında pek çok eser böyle ele alınacak. Bunlar şimdi belki siyasi olarak gelebilir ama bunlar aslında çok siyasi gelişlerden öte hep İslam'ı ortaya koyma ve İslam'ı bir anlamda hani mesela diyelim ki bu dönemin İslam'ın en önemli gündemi vurgusu
İslam'ı yaşanılır ve her şeye cevabı olan şumullü, külli, kapsayıcı mesela bir din olduğu söylenir. Ve zaten bu gerekçeyle, bu sayıklarla işte bunlar ortaya konuyor. Yani İslam bütün her şeye cevap söyler. Hiçbir beşeri ideoloji, sistem işte çözüm bulamaz. Her şey İslam olur. Onun için İslam bütün ideolojilerin tartışılır. Mesela İslam'la tartışabiliriz. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Aslında bu o dönemin çağdaş yani İslamcılarını gerek Türkiye'de, gerek yurt dışında hani şehirle gelen şeylerle beraber hani her ne kadar İslam'ı bir ideoloji olarak görmeseler de ve ona mesafeli, karşısına konumlandırsalar da farkında olmadan İslam'ı aslında bir ideoloji gibi ele alıp tartıştıklarını ve ister istemez İslam'ı bir ideoloji olarak ortaya çıkarttıkları gibi sonuca gidiyorum. Hocam siz buyurun ama bilmiyorum ben tabii bir iki başlığım daha vardı benim. Burada siz hani külliyatla ilgili hani tamamlayın ondan sonra isterseniz. Tamam. Hani, hocam çok hızlı geçeyim o zaman. Bir diğer üst başlığım yani birinci başlığım direkt İslam'ın kendisini konuşma. Bir diğer hocam İslam'ın bir nizam toplum arayışı. Yani tamam İslam'ı tartışıyoruz. Bir diğer taraftan da bu İslam yani nasıl bir toplum kuracak? Nasıl bir siyaset kuracak? Gibi tartışmalar işte. İslam devleti, İslam siyaseti, İslam'da hükümet, İslam iktisadı. Bütün bu tartışmalar. Yani onlarca yüzden fazla hocam bu anlamda eser yazılıyor işte. Mevdudi'nin mesela İslam'da hükümet kitabı değil mi? Evet. Çok etkili hocam. Bütün sadece Türkiye değil, bütün şeyde etkiliyor yani. Yani işte yeni siyasi modeller kurgulama, İslam nizamı kurma, İslami yönetim, İslam devleti. Muhammed Esed'in işte İslam yönetim şeyi kitabı gibi mesela. O da işte bunlar bazıları çok somut, ayrıntılı bir şekilde tartışılıyor. Hocam etkileri de Türkiye'de. Türkiye'de de o işte İslam düşüne bakıyorsunuz. Aynı benzer argümanlarla buralarda işte yapılar. İslam'ın devlet yapısı, İslam devleti falan gibi tartışma günler. Belki biz bunları bugün konuşamayacağız yani ama benim temel şeyim şu. Aşağı yukarı tercümeleri ile gelen gündem, o bahsettiğimiz külliyatla gelen gündem Türkçe'de o işte Türk İslamcı düşüncesinde birebir aşağı yukarı. Kopya gibi. Yani ben karşılaştırdığımda diyelim ki işte Muhammed Esed'in kitabıyla Türkiye'de örnek veriyorum Beşir Eryarsoy, Ahmet Arakça gibi isimler mesela yazıyorsa onlarla alakalı. Karşılaştırıyorsunuz. Yani neredeyse başlıkları aynı, bakış açıları aynı, geliştirdikleri perspektif, metodolojik usulleri aynı. Bu da aslında şeyi gösteriyor hocam. Yani bu anlamda işte o tercümelerle ciddi bir etkileşim. Büyük oranda. Etkileşimlerden bahsedebiliriz. Evet. Bu ikinci üst başlık hocam. Yani İslam bir nizam, yönetim. Bunu çok tabii açıyorum ben daha fazla işte toplum kurulması hatta İslami hareket metotları falan hani bir şey olarak toplum metodu olarak falan bunları detaylandırıyorum. Üçüncü başlık hocam ilginçtir. İslam bilimlerle alakalı hocam ciddi meseleler var. Ama da bu bildiğimiz klasik anlamda İslam bilimlerin yorumlaması değil. Şimdi hocam nereden ben buna geliyorum? O dönemde bahsettiğim isimlerin hepsi aşağı yukarı çoğunluğu tefsir yazıyorlar. Hadis yazıyorlar, siyer yazıyorlar, fıkıhla ilgili yazıyorlar. Yani bunlar alim gibi insanlar, ulema. Evet. Burada bir gerilim var tabii. Bir taraftan klasik ulema da değil bunlar. Ama niçin hocam? Tefsiri var. Hocam Seyyid Kutub'un tefsiri var ve çok meşhur. Mevdudi'nin tefsiri var, Tefhimül Kur'an. Çok meşhur. Ben bunu tam teyit edemiyorum ama duyuyorum ama teyit edemiyorum tabii. Nasıl teyit edeceğimi de bilmiyorum. Yani Türkiye'de evlerde en çok bulunan tefsir bu iki ismin tefsiri. Olabilir hocam ben buna gerçeklik payı verebiliyorum hani edindiğim gözlemlerle. Şimdi bu önemli bir şey. Yani bu insanlar bir anlamda şeyde konuşuyorlar. Yani bahsettiğimiz bu isimlerin yani o dönemin işte küresel anlamda o İslamcılarının her biri mesela siyer yazıyorlar. İşte çok ciddi anlamda İslam fıkhı, İslam hukuku gibi tartışmalar var. Hatta bunlar hocam haliyle İslam ilim geleneğinde 20. yüzyılda belli başlıkların oluşmasını ortaya çıkıyor. Belki bunları ilahiyatçı arkadaşlarımız daha iyi bilirler. İşte mesela sosyal beşeri tefsirler veya fıkıh tartışması içinde işte fıkhul vaki tartışmaları gibi tartışmalar. Hani çünkü bu şunu da gösteriyor. Bu 20. yüzyıldaki bu yorumlar aslında kuvvetli belirleyici bazı şeyler de oluşturmuş oluyor.
Böyle bir yönde vuracağım. Yani İslam ilimlerle alakalı, yani İslam ilimlerin başlıklarını kapsayabilecek pek çok çalışmada bir şekilde o dönemde çevrilmeye başlanıyor. Bu tabii şöyle bir şeye koyalım. Bütün onların tabii içerikleri de aslında yine siyasi, çağdaş, o dönemin tartışmalarına, çözümlerine, o dönemin gündemlerine işaret eden, onlarla yoğrulmuş, onların işte rengini, kokusunu taşıyan da tartışmalar. Bu da önemli bir husus. Bir de hocam ihtiyaç aynı zamanda. Mesela Türk örneğine konuşacaksak bu kitaplar bir şekilde özellikle Türkiye'de o yıllarda Yüksek İslam Enstitüleri'nde bir miktar işte ilahi şey İmam Hatipler'de falan aşağı yukarı böyle ders kitabı gibi, yardımcı kitap gibi okutulabiliyor. Birbirini şey yapabiliyor. İhtiyaç da var. Bu Türkiye'de mesela biraz daha zayıf ama diyelim ki Hint halk kıtasında falan daha da yoğun ve kuvvetli bir şekilde kullanılabiliyor bunlar. Böyle Evet, bir bu da yönde bir tek parti sonrası hayatın da yani burada ciddi anlamda bir şeyi var işin doğrusu. Hani bu talebin yoğunluğunda aslında tek parti sonrası hayatın veya tek parti dönemindeki o istibdat rejiminin içerisinde bu anlamda bir üretkenlik de aslında çok fazla olmuyor. Biraz da bunun da etkisi vardır herhalde. Değil mi hocam? tabii, ben aslında şimdi şeye değinemedim. Yani bu mesele yani nasıl ortaya çıktı, niye ortaya çıktı hani tercihlerini. Bir gerekçesi bu yani. O tek parti dönemin getirmiş olduğu Türkiye'deki bir siyasi süreçler var. Belli tıkanmışlıklar var. İşte din eğitimi alanında belli meseleler var. İşte dini neşet alanında belli meseleler var. Tercümeler bu anlamda bunları aşmak için de Önemli. kullanılıyor. Bunu özellikle kullananlar bunu vurguluyorlar zaten. Yani Türkiye'nin kendi tarihi tecrübeleri ışığında hani neleri aşmak, nelere çözüm bulmak için kullandıklarını açıklıyorlar. Ama bu tabii her ülkenin de bu anlamda kendi hikayesi de var yani. Dinamik tabii. Hocam şöyle isterseniz hani yavaş yavaş sonra da geldik. Bu anlamda hani bir şey daha bununla alakalı sormak istiyorum. Yani orada ortada bir çeviri var. Bir çeviren var. Bu çeviren genelde aslında belli fitrelerden seçerek bir çeviri yapıyor. Bir de bu çeviriyi okuyan bir kitle var. Yani burada bu kitlenin de belli kabul ediş ve reddedişi söz konusu. Bu çeviriler, yani bu söylemin kendisi çeviri Türkiye'de nasıl alımlanıyor, nasıl algılanıyor? Kimler kabul ediyor, kimler neyi reddediyor ve ne tür içinde Eyvallah. olduğu sahipler etkili oluyor bu kabul ediş ve reddedişlerde? Biraz belki buna dair birkaç bir şey söylerseniz çok güzel olur hocam. Evet hocam, bu aslında şey ya, o biraz yani konuşmanın biraz başlarında hani değindiğimiz konular vardı. Yani tercümeler böyle geldiği yerlerde belli etkileşimlere giriyor. İşte yani belli sorunlar ortaya çıkabiliyor. Yani onu alımlayan, olumlu alımlayan belli kesimler olduğu gibi onu olumsuz Tabii. alımlayanlar da oluyor. Bu Tabii. Türkiye yani tecrübesinde de en azından konuştuğumuz tercüme hareketi şeyinde de çok belirgin bir şekilde ortaya Evet. çıkıyor ve bence her iki kanadın da aslında kendi içinde çok tutarlı, önemli noktaları var, değerli noktaları var. Şimdi olumlu alımlanıyor zaten nereden biz biliyoruz? Bir kere çok etkili yani tarihsel tanıklıklardan, tecrübelerden, işte o dönemin neşriyatından filan bu tercümelerin bir şekilde çok alımlı yani çok olumlu alımlayan ciddi bir ekibin varlığından söz edebiliriz. Bunlar kim hocam? İşte o dönemin İslamcıları diyelim. Hatta bu tercümeler vesilesiyle çok tırnak içinde kullanıyorum bunları yani. Kendilerinin işte tekrardan hani İslam'la gerçek İslam'la tanıştığını söyleyen bir grup var. İşte bunlar İslamcılar. Bunlar mesela bunu çok olumlu almıyorlar ve bu tercümeleri alıyorlar, özümsüyorlar, okuyorlar, yorumluyorlar, yazıyorlar. İşte benzer şeyleri falan veya buranın gündemine sokuyorlar. Böyle bir ekip var. Onun dışında hocam biraz önce bahsettiğim gibi biraz ilahiyat akademi yani Yüksek İslam Enstitüleri falan çevrelerinde bu tercümeleri olumlu alımlayan bir gruplar var. Niye? Çünkü bunlar İslami ilimler konusunda, İslam'la ilgili belli yeni açılımlar, yeni tartışmalar da ortaya çıkarmış gibi ve belli tıkanıklıkların öne geçtiği için bu anlamda yani bunları çeviren, çünkü mütercimler arasında da ciddi şeyler var hani bu biraz önce bahsettiğim kurumların işte hocaları, yetkilileri neyse onlar da var. Bu gruplar arasında da hocam bunlar mesela olumlu algılanıyor. Bir diğer önemli kitle
Şimdi 1900 tabii işte 60-70'leri falan konuşuyoruz. Türkiye'nin sosyolojisinde, toplumsal yapısında ciddi değişimlerin, hareketlerin olduğu bir dönem. Özellikle hani şehirleşme falan gibi, üniversiteleşme var. İşte kırsaldan şehire giren insanlar var, dindar insanların çocukları falan var. Bunlar üniversitelerle tanışıyorlar, şehir hayatıyla tanışıyorlar. Evet. Farklı insanlarla, farklı ideolojik arka planlara sahip insanlarla birlikte bir araya geliyorlar ve doğal olarak haliyle birazcık hani biz kimiz, biz neyiz, biz neyi savunuyoruz, biz Müslümanız diyoruz ama işte biz ne yapacağız? İşte bak burada çok güncel bazı meseleler var. Hani şu üniversiteleri düşünün, ideoloji ortamlar yani hani tartışılıyor fikirler, dersleri falan düşünün. İşte Batı ile ilgili bir sürü meseleler geliyor. Şimdi bunlar da tabii haliyle bu tercüme eserleri sahipleniyorlar. Çünkü tercüme eserlerle beraber bir şeyler buluyorlar yani. Bir çözümler buluyorlar. İşte bir şeyler konuşabiliyorlar yanlışıyla doğrusuyla. Ondan dolayı bu kitleler de mesela bunu büyük oranda alımlıyorlar. Halk düzeyinde de işte bunu bir şekilde o İslami neşriyatlar üzerinden, yayın evleri üzerinden bunları takip eden, okuyan halk düzeyinde daha hani normal vatandaş, esnaf insanlardan da ciddi alımlayan gruplar, ekipler var hocam Türkiye içinde. Onun dışında olumsuz alımlayanlar var. Bunların belli farklı gerekçeleri var. Mesela bunlardan bir tanesi daha dini gerekçelerle işte tasavvuf hani grupları, tarikatlar, cemaatler mesela belli oranda yeni gelen tercüme dalgasıyla gelen fikriyatı, düşünceyi hatta isimleri olumsuz karşılayabiliyorlar. Niye? Çünkü aslında yeni gelen fikriyatta birazcık bu geleneksel yerleşik İslami değerlerin, kültürlerin işte tarikatlar falan bu anlamda önemli yani yerleşik İslami şeyler, kurumlar. Onların sorgulandığı, eleştirildiği, bir anlamda yapı söküğüne uğratıldığı tartışmalar falan var. Bir onlar rahatsız ediyor. Bir de sadece hani bunlar kendi mevcut hayatiyetlerine bir tehlike olarak değil, aynı zamanda bunlar biraz İslami tartışma üzerine işte tasavvuf karşıtlığı falan üzerine yapıldığı için onlardan da duyulan rahatsızlıklar var. Türkiye toplumu da şimdi birazcık dini yapısı. Tasavvuf, tarikatlar, cemaatlerle çok ilişkili ve iç içe olduğu için haliyle aslında bayağı bir kesim rahatsız oluyor belli yönlerle. Hani bunu bazıları çok daha yüksek sesle dillendiriyor, bazıları hiç ses etmiyor. Hani bir şey demiyor ama kabul etmiyor, öyle diyelim. Böyle bir şey var. Şimdi bu tartışma hocam bir tarafı dediğim gibi yani dini düşünce itibariyle. Niye? İşte bu gelen fikirleri modernist olarak yorumluyor. Yani bunlar İslam'ı kendilerine yok. Bunlar İslam'ı çok çağdaş, usulsüz, usulsüz yorumluyorlar. Hatta belli somut şeyleri var. Yani bunlar hoca değil, ulema değil, alim değil. Bunlar kim ki böyle İslam hakkında konuşuyor? Şey kutup kim yani? Hani alim mi? Mevdudi dedikleri kim? Alim ki Mevdudi bunlar arasında hani en yine hani alim olmaya namzet bir şey. Bir isim. Şey kutup bakıyor işte. Hani sakalı yok, şey yok. Hani bir medresede okumamış. Şimdi hani ulema genelinde böyle bir şey canlanıyor. Bu adam İslam konuşuyor. Biraz da yerleşik bir algı var. İslam'ı ulema konuşuyor. Hatta anlamda belki o dönemin önemli bir tartışmasıdır bu yani. Hani İslam'ı kim tartışıyor? Veya alim kimdir yani? Ulema kimdir? Kim? Hani İslam tartışma etkisi ve otoritesi kimde? Tartışması gibi. Bu gruplar da mesela bunu şey yapıyor. Bir diğer hocam yani bunu sadece ilmi çevreler değil bu gerekçelerle tartışmıyor bunu. Belli işte edip, şair, yazar, çizer ekibinden de bu gerekçelerle karşı çıkan çok sayıda şeyle var. Mesela Mehmet Şevket Ege buna çok iyi bir örnektir. Bunun takip ettiği çizgi. Diğer daha kurumsal yapı olarak işte Hüseyin İlmi Işık işte bir cemaat, bir tarih şey üzerine olduğu için o mesela daha kurumsal bir şeylerle. Mehmet Şevket Ege işte daha bireysel ama bu modernist İslam bunlar hani İslam'ı doğru yorumlayamıyorlar sıkıntılı şeyler var gibi. Necip Fazıl mesela. Necip Fazıl aslında iki yönlü. Bir yönü işte bu modernist fikirler bunlar hani diye eleştirisi. Diğer taraftan da bahsedeceğim husus yani bu genel olumsuzlayanların bir de siyasi gerekçelerle olumsuz diyorlar. Çünkü hocam bu külliyatla beraber Türkiye düşüncesinde pek çok yani özellikle siyasi anlamda pek çok şey sarsılıyor. Devlet anlayışı sarsılıyor, millet, vatan her şeyi sarsıyor. Yani yeni gelen İslamcı külliyatla işte devlet kutsal değildir, devlete şey yapmayın filan ama şimdi Osmanlı Türk düşünce geleninde devlet apar anlamlar yükleniyor. Yeni gelen şey devleti kutsallığını alıp devleti aslında çok ortada bırakıyor yani.
Devlet olsa olur, olmasa olur. Devlet Hmm. benim devletim değil. Devletler İslami devlet değilse benim devletim değil anlayış. Çok yaygın. Bu tartışmalara girmiyorsa ben biraz çalışmamda bunları tartıştım hani nasıl tartışıyor diye ama şimdi bu haliyle Türkiye'de daha böyle milliyetçi, muhafazakar bu anlamda daha tarihsel köklerle düşünen hani siyasi tavır alışları itibariyle düşünen kesimi milliyetçi muhafazakar anlamında söylüyorum bu kesimi rahatsız ediyor. Yani bu devleti sarsıyor bunlar. Vatan tartışılıyor mesela. Şimdi Türkiye vatan mıdır değil midir? Tamam bu tartışma önemli bir tartışma. Bu tartışma genç Osmanlılar da hani bu tartışma yapıyorlardı. Vatan nedir ne değildir ama ortaya çıkan bir şey vardı. İşte vatan en aşağı yukarı Türkiye'de vatan Türkiye'dir. Tamam coğrafi bir sınırı vardır ama aslında daha geniş hayalleri de vardır. Geniş coğrafyada yayılabilir, edebilir ama yeni gelen İslamcı külliyatla beraber vatan işte İslam'ın yaşandığı yerdir. Hiçbir önemi yok. Eğer Türkiye'de İslam yaşanmıyorsa burası benim vatanım değildir. Ben İslam'ın yaşandığı bir yerde. Bunlar çok somut pratik tartışılıyor, konuşuluyor dönem. Ben İslam'ı yaşarım, vatanım orası olur diyor. Şimdi baktığımızda bunlar yani 60, 70'lerde, 80'lerde yerleşik Türk düşünce kültürü anlamında, siyasi düşünce kültürü anlamında çok kabul edilebilecek şeyler değil. Ondan dolayı aslında hani dini gerekçelerle olduğu gibi önce bahsettim. Çok ciddi anlamda siyasi reflekslerle, siyasi gerekçelerle çünkü çok temel taşları sarsı oynattığı için karşı duran ciddi bir ekip var. Türkiye'nin işte o Türk düşünce, İslam düşünce geleneği içinde. Çünkü çok uç noktalarda tartışma var işte. Darül İslam, darüller, hicret mesela. Hicret tartışması hocam çok meşhur olacak o dönemde. Niye? Bunlarla alakalı bir şey işte. Türkiye bizim vatanımız değil. Türkiye Müslümanları, Türkiyeli Müslümanlar işte hani artık o hani mahreçlere de dikkat ederek yani o zaman hicret edelim gidelim buralardan olunca insan tedirgin oluyor. Ne yapıyorsunuz yani ya? Türkiye bizim vatanımız, devletimiz yani çok ayrı bir anlamdır hani bu ayrı bir şey tabii Türk düşüne geleneğinde o devlete yüklenen anlamlar falan. Böyle bu tür gruplarda haliyle hocam bu çok olumsuz karşılaşıyorlar. Böyle kısaca hani çok tabii başka alt başlıklar da koyabiliriz ama hani kısaca böyle şey yapabiliriz. Olumlu bir Vakitte ilerledi. Ben hani son bir soru sorup ondan sonra belki bir iki soru da izleyicilerden alıp isterseniz yavaş yavaş toparlayalım. Şu an 1,5 saati geçtik hocam. Yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi aslında bu 80-90'lara kadarki süreçte aslında epey bir şey oluştu. Ama bakıldığında belki önemli bir husus olarak da zikredilebilir bu. Bu çevirilerle birlikte ne tür gündemler, kavramlar, tartışmalar ortaya çıkıyor hocam? Yani neler konuşuluyor Türkiye'de? Biraz buna dair bu kavramlar neler, bu tartışmaların bir izleyi var mıdır? Varsa bu izleyi nasıl takip edebiliriz? Buna dair de hani neler söylemek istersiniz Ahmet hocam? eyvallah. Tabii ya bu aslında hocam biraz çok uzun bir konu. Ama çok kısaca geçelim. Yani belki sorularla falan gelirse özel şeye açalım. Hani vakti de çünkü bitti dediğiniz gibi. Çok sık söylemişlerdi. Yani mesela biraz önce aslında bazılarını söyledim. Yani siyasi anlamda hocam pek çok kavram tartışılmaya başlanıyor. Yani o işte devlet gibi, millet gibi, vatan gibi, vatandaşlık gibi, ulus gibi, millet gibi. Bunlar hani bir siyaseti konuşuyorsak olmazsa olmaz kavramlar. Bunlar mesela ciddi bir şekilde tartışılmaya başlanıyor. Bunlar ne kadar kalıcı yerlerine bir şeyler konuldu, konulmadı bu ayrı bir tartışma. Ama en azından o Türk düşüncesinde artık yeniden bunların tartışıldığı yani bir döneme tekabül ediyoruz. Onun dışında hocam belki şeyi söyleyebiliriz. Yani genel anlamıyla üçüncü alternatif modeller ortaya çıkarmaya başlanıyor. Her fikirde yani mevcut işte ikili yapılar var. Onlara karşı işte diyelim ki İslam'ın her zaman bir üçüncü özgün kendi yorumu olduğu şeyi. Yani alternatif bir yol olarak hani İslam'ın ortaya konulması. Bunu pek çok alanda işte diyelim ki o dönemin sıcak tartışmalar arasında işte kapitalizm, komünizm tartışılıyorsa işte ne kapitalizm ne komünizm. İşte ne Üçüncü. İslam. Yani bunlar şeyine değiliz. Veya işte Türkiye siyasetinde daha sıcak bir şey olarak işte sağcı solcu tartışması değil mi? Hani bu 50'ler 60'larda işte hala aslında var. Ne sağcıyız ne solcu. Hani
Yani bunların hiçbiri bizi karşılamıyor. Biz Müslümanız gibi hani bir yaklaşım. Hatta daha böyle ümmet perspektifinde baktığımızda işte ne Sünnilik ne Şiilik. Şimdi bakın değil mi? İddialı şeyler bunlar. Ne Sünniyiz ne Şiiyiz. Bu meşhur yani hatta ben bunu çok yakın zamanda bile yani bundan 3-5 yıl önce Erdoğan bile bunu söyledi. İşte, la Sünniye, la Şiiye, İslamiye, evet. İslamiye. Ben şaşırdım. Yani Erdoğan'dan çok yakın bir dönemde bunu duymak beni çok şaşırtmıştı. Çünkü bence o dönemlerden etkilenen gelen bir tını var yani. Ama bu tartışılıyor işte. Yani bunların hepsi mesela şey alabiliriz. Yani o üçüncü şeylik işte. Hem Türkiye şartlarına siyasi tavır alışlar, işte daha küresel anlamda ümmet perspektifinden siyasi alışlar filan. Daha işte ontolojik de siyasi alışlar. Yani İslam her şeyin yani hiçbir şeyle denk değildir. Kendi özgün yapısı vardır. Ondan dolayı hiçbir şekilde yani şu ehvenişer tartışmaları mesela onların sorgulanması, tartışılması falan bunlar hali bir araya getirecek. Bunları da çok yoğun bir şekilde tartışmış oluyorlar mesela. Bunlardan bahsedebiliriz. Bir de hocam tabii çok önemli bir mesele aslında tekrardan bütün kavramlar tartışılıyor. Bu bütün düşünce şeylerinin önemli bir şey. Yani ansiklopedi çalışmalarının yapılması. Mesela biz 19. yüzyıldaki o tercümelerden falan bahsettik. Orada da işte bu Şemsettin Samiler'in şeylere girmesi, sözlüklere girmesi. Yani sözlük çalışmaları aslında hocam bir düşünce dünyasının şeyi için tekrar işlenmesi, kurgulanması ve inşa edilmesi çok önemli şeyler. Yani bu oryantalizm çalışmalarında hani filozoflarla başlaması, sözlük çalışmalarının önemsenmesi gibi. Aynı dönemde bu yani çok kısa bir dönem olmasına rağmen ortada pek çok hani kavramlar, ıstılahlar, kavramlarımız, hatta işte İslam ansiklopedisi o dönem daha bu gruplar tarafından Şamil İslam ansiklopedisi. İşte veya bu anlamda işte çağdaş düzenler ve kavramlar, işte kafa karıştıran kelimeler, efendim söyleyeyim gibi kelimeler ve kavramlar. Burada bakıyorsunuz, bütün kavramlar hocam tekrar tekrar ele alınıyor. Aslında bunlar bildiğimiz kavramlar. Yani İslam düşünce geleneğinin içinde olan, temel konuşulan, tartışılan, kitaplarda yer alan, meşhur, ön plana çıkmış kavramlar. Ama bunlar tekrar tekrar ve yeniden yorumlanarak. O anki işte daha siyasi, ideolojik söylemleriyle yedirilerek o kavramlar tekrar ve tekrar kurgulanıyor. İşin bu kısmı aslında çok önemli. Yani ve bunlar bilinçli bir şekilde yani alelade yapılmıyor. Pek çok şu gerekçelerle yani biz tekrardan kavramlarımızı gözden geçirmemiz lazım ve tekrardan kavramları yorumlamamız lazım. Sağ sol kavramları hepsi bunların o dönemin neşriyatında, kitaplarında detaylı olarak ele alınmış, incelenmiş oluyor hocam. Hı hı. Onun dışında tabii genel şeyleri belirttim. Belli daha alt kavramlar, tartışmalar işte vatan gibi, Darul İslam, Darul Harp gibi, hicret gibi böyle partiler gibi, siyasi işte oy verme davranışları, demokrasi falan gibi pek çok tartışmalar da o dönem yapılıyor. Böyle hani kısaca ben en azından biraz ön plana çıkmış olanlarını şey yapmış olayım. Evet Ahmet Hocam, vakitte ilerledi. İsterseniz şöyle bir soru da izleyicilerden alıp bitirelim. Çünkü yaklaşık 1 saat 45 dakika oldu. Şöyle Ekrem Dönmez beyefendi şöyle bir soru sormuş hocam size. Hocam İslamcılık yerli olmamakla eleştiriliyor hep. Peki İslamcılığa postkolonyal hareketin yerli versiyonu olarak bakılamaz mı diyelim? Ve o şeyi burada bu sorudan sonra bitirelim program hocam müsaadenizle. Hocam dediğim gibi yani bu konuda çok direkt iddialı ben hani İslamcılığı bir postkolonyal teori olarak açıklamayabilirim. Yani postkolonyal teorilerin çünkü farklı gündemleri, farklı tecrübeleri var, sömürgeleştirme meseleleri falan var. Hı hı. Ama şunu söyleyebiliriz yani İslamcılık tartışmaları itibariyle postkolonyal tartışmalara çok benzer. Onun gibi işte bir itiraz eden protest bir tavrı var. Bir şeylere karşı duruşu var ve biraz önce bahsettiğim gibi yani postkolonyal teoride bu önemli bir şeydir. Tekrardan yeniden her şeyi sorgulayarak tekrardan inşa etme süreçleri vardır. Mesela postkolonyal teoride bu önemli bir şey. Yani aslında tercüme teorileri de diyelim ki son zamanlarda çok postkolonyal teorileri içinde ele alınan bir şey. Niye? Çünkü
bütün her şey tekrardan tercüme edilenlerle, gelenlerle, bütün her şey tekrardan sorgulandığı bir zeminden bahsettiğimiz için İslamcılık da işte her şeyi tekrar sorguluyor, sorgulama gereği hissediyor. Bu bize niye geldi, biz buna niçin inandık, tekrardan ele alalım. Veya işte daha idealize düzen arayışları, hani erişilmesi gereken ideal düzenler, bunlara karşı, bunlara göre kendini düzenleme, kendini buna motive etme gibi gerekçelerle ben açıkçası şahsi olarak hani postkolonyal teori tartışmaları içinde konumlanabileceğini, tartışılabileceğini, gündemleri ve refleksler itibariyle şey yapıyorum. Ama bir taraftan da yani İslamcılığın meseleleri postkolonyal dönem çok yeni bir dönem. Yani onunla beraber ortaya çıkmadığı için tamamen de oraya hapsederek hani işte bütün bu tartışmalar bir postkolonyal tartışmadır demek de istemem. Ha, bu tartışmayı yapanlar var. İşte ben onları biraz açıkçası kısıtlı ve sınırlı da gördüğümü belirtmek isterim yani. Ya burada hocam şu konuda haklısınız. Aslında bir kere hani emperyalizm gibi yani ortak şeyler var aslında. Hani tırnak içinde düşmanlar, ortak bu anlamda şeyler var. Zaman zaman dilde böyle bir benzeşme olduğu konusunda haklısınız ama çıkışı, ortaya çıkışı, beslendiği kaynaklar, belki de teklifleri açısından bakıldığında aslında tamamen farklı şeyler. Yani günün sonunda belki taban tabana zıt şeyler bile ortaya çıkıyor. Bu anlamda bir yerli postkolonyalizm gibi bir şey yapmak biraz sanki zorlama gibi oluyor. Yani bu anlamda hani ben hani az çok bu konuları çalışan birisi olarak böyle bir yorumda size katkıda bulunmak isterim. Hocam arkadaşımızı kırmamak adına Hayri Kırca'yı son olarak isterseniz onunla kapatalım. Yeni selefilik ile yeni ne söylenebilir diyor. Yani hocam bu bilmiyorum ne dersiniz? Bir şey söylemek ister misiniz? Yani yeni selefilik derken evet yeni selefilik ile ne söylenebilir? Yeni ne söylenebilir? Bu evet yani, bir mevcut neo-selefizm tartışmaları var ama hani bu neye yakıştırıldığını ben tam bilmiyorum. Hani tam yani bilmiyorum derken hani biliyorum ama hani doğru bir şey mi tekabül ediyor, nereye tekabül ediyor? Ondan dolayı çok şey yapmış olmayayım yani bunu cevaplamış olmayayım. Biraz ortada kalacaktır muhtemelen yani. Arkadaşın belki kastettiği şeyi bile cevaplamayacağım hani cevaplarsam. Yani hani evet dediğiniz gibi böyle bırakalım isterseniz. Sonra yanlış anlaşılmalara mahal vermemiş oluruz. Peki Ahmet Hocam şöyle yapalım. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Hocam. Ağzınıza sağlık. İnşallah en kısa süre içerisinde kitabınızı da elimize alıp okumak isteriz. Kıymetli izleyiciler, Ahmet Hoca ile İslam düşüncesinin teşekkülü bağlamında Türk düşüncesinde bir arayış olarak tercümeler çerçevesinde çok kapsamlı, doyurucu bir konuşma gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi geceler, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.